Sohbetler Başkent Kulisi'ndeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim Suriye'nin topraklarını... Biz bu cumhuriyeti. Mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmaz. Gazetecilerle aynı çizgiye düşmek demek. Artmasını da bilin. Genel olarak da çok önemli değerlendirmeler de var. Başkent Kulisi'nden herkese mutlu akşamlar. Çok değerli konuklarımızla dış politikayı konuşuyoruz bu hafta. Ve özellikle de yarın olacak toplantıyı, yani ABD ve Türkiye arasında Suriye çalışma toplantısı olacak. Sadece Suriye çalışma toplantısı değil, arkasından da zaten PKK ve FETÖ konuları da konuşulacak ama 19'unda bir toplantı daha olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında. Peki bu toplantılarda 8'inde ve 9'unda Washington'da yapılacak toplantılarda ne konuşulacak, bunu soracağız. Bir yandan bildiğiniz gibi Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Ancak sürerken hendekler kazılıyor. O bölgedeki son durumu da mümkün olduğu kadar öğrenmeye, anlamaya çalışacağız. O hendekler neden kazılıyor? Orada ABD'nin planı nedir? Rusya'nın başka bir, Rusya-Türkiye ilişkilerinde acaba yeni bir plan gündeme gelebilir mi? Özellikle Membiç konusunda bundan sonraki, o da toplantıyı çok daha ilgilendiriyor. Ne adımlar atılacak? Ve bir yandan da ABD, özellikle de Pentagon sözcüsünün açıklamaları, bir PKK'lı teröriste general demesi ve arkasından Türkiye'den, Ankara'dan gelen tepkiler, bunları soracağız. Tabii konumuz sadece bunlardan ibaret değil. Bir yandan da Cenevre'de Astana konuşuldu. Üç garantör ülke, Türkiye, Rusya ve İran, acaba ne konuştular? Hemen bu toplantı sonrasında Türkiye zaten ilgili heyet Amerika'ya gitti ve orada da toplantılarını yapacaklar. Bir diğer konu da Akdeniz kaynıyor, Doğu Akdeniz. Hem bir yandan Ege kaynıyor, hem bir yandan Doğu Akdeniz kaynıyor. Doğu Akdeniz'de son olarak 6. filonun geldiği Rus basında yansıdı. Ve şu anda da geldiğine dair bilgiler geliyor. Özellikle de ExxonMobil geldi ve bölgede sismik aramalar yapacak, doğalgaz ve petrol arayacak. Türkiye'yi ne kadar ilgilendiriyor? Acaba bu da bir ABD'nin hamlesi mi, değil mi? Eğer zamanımız kalırsa iç politikaya da girmeye çalışacağız. Ancak pek de zamanımız kalacağını sanmıyorum. İki çok değerli konuğum var. Hemen kendilerini tanıtayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda emekli Büyükelçi Sayın Öztürk Yılmaz efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Erdem Bey. Ve aynı zamanda Rusya Araştırma Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Salih Yılmaz efendim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi tabii ikisi de, iki konuğumuz da konulara da çok hakim. İkisinin de soy ismi Yılmaz. Dolayısıyla evet, ben Sayın Yılmaz demeyeyim, Öztürk ve Salih Bey diyeyim, daha doğru olur. Çünkü ya da direkt isminizi, soy isminizi birden aktarayım. Şimdi tabii ben buradan Sayın Salih Yılmaz'a döneyim. Özellikle de Afrin'i son durumu bir tahlil edersek nedir bu? Özellikle de hendekler kazıldı. Bu hendeklerde PKK neyi amaçlıyor? Hala PKK'ya yardım gidiyor mu ABD'den? Bütün bu sorular. Son durum nedir? Sahadan bir bilginiz var mı? Şöyle, özellikle bu 15 Temmuz'dan sonra tabii ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK, PYD ile olan işbirliğinde büyük bir artış gözlemliyoruz. PKK, PYD dediğimiz o, ya da SDG olarak adlandırılıyor Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin kuzeyinde böyle bir oluşumun meşruiyetini arıyor Amerika Birleşik Devletleri. Fakat henüz bu meşruiyeti kabul etmiş Suriye'de bulunan aktif ülkelerden birisi yok. Onu da niye meşruiyetini arıyor? Çünkü ABD'nin Suriye'de varlığı bir vekile ihtiyaç duyuyor. Bu vekil tabii ki PKK-PYD üzerinden bir hat çizerek, bu sadece Suriye'nin kuzeyinde değil, aynı zamanda Irak'tan İsrail'e olan kadar olan bir bölgeyi de içine alacak bir şekilde bir güvenli hat oluşturmak istiyor. Bu süreçte 2013'ten itibaren ABD'nin Özgür Suriye Ordusu'na desteği kestiğini görüyoruz biz. Çünkü Özgür Suriye Ordusu'nu eğitmek amacıyla Türkiye ile bir işbirliği yapmıştı. Fakat birden bir dönüş yaptı. Ve bu dönüş içerisinde de burada terör gruplarıyla bir işbirliğine girdi. Türkiye'de bu süreçle birlikte tabii ki Rusya ile biz o süreçte bir uçak krizi yaşadık. Daha sonra bu uçak krizi sonrası Türkiye'nin
müttefiklerinden gerekli desteği alamaması, aslında bir kumpasın içerisinde olduğunu fark etmesiyle birlikte hem Rusya hem Türkiye bu durumu düzeltmek amacıyla bir normalleşme sürecine girdiler. Ve bu normalleşme sürecinde belki de bu Rusya-Türkiye işbirliği çok daha sıkı bir şekilde daha önceden başlayacakken biz 15 Temmuz'da karşılaştık. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye tabii ki Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte o kuzeyde bir hat oluşturulmasını ya da terör devleti oluşturulmasını engelledi. Bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni strateji değiştirmeye yönlendirdi diyebiliriz. Son bir yılda Türkiye'nin Afrin operasyonuna ben katıldığım tüm programlarda ya da yazılarımda dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani Türkiye Afrin operasyonuna bir ay önce, iki ay önce karar vermedi. Türkiye Afrin operasyonuna çok önceden karar vermişti. Rusya ile yapılan işte Astana'daki özellikle işte Cumhurbaşkanı'nın işte Putin'le yapmış olduğu Soçi'deki görüşmelerde bu Afrin operasyonu sık sık masadaydı zaten, gündeme geliyordu. Fakat bunun zamanı beklendi diyebiliriz. Türkiye bu zaman aslında Rusya'nın bu operasyona karşı olduğundan değil de Türkiye'nin hazırlıklarını tamamlamasıyla alakalı. Peki bir niye süreçti. Bağıra bağıra girdik Afrin'e? Yani şu anda hendekleri kazmışlar, her yerden daha çok ikmal yapıyorlar. Özellikle şimdi Rakka'dan son dakika bilgisi olarak 1700 PKK'nın daha bölgeye geleceği, Afrin'e Evet. geldiği. Ya şimdi bu kadar geç kalınması da öncesinden çok defalarca söylendi, Afrin'e operasyon yapılması gerekiyor diye, ama bir geç kalınma durumu var. Bir de bağıra bağıra girdik sanki. Yani onları, karşı tarafı direkt hazırlık yapmaları için bir fırsat da verdik gibi. Doğru değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani PKK-PYD sadece Afrin'de bu hazırlığı yapmadı. Suriye'nin kuzeyinin tamamında bu hazırlığı yaptı. Yani Türkiye sınırlarının her bölgesinde, yani PYD'nin hakim olduğu tüm bölgelerde bu hazırlık var. Bir de şöyle bak. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye zaten hemen bir operasyona başladı Elbap'ta. Fırat Kalkanı, DAEŞ'le mücadele amacıyla böyle bir operasyon başlattı. O mücadele bittikten sonra Afrin operasyonuyla ilgili hazırlıklara girişti ve bunu tamamladı. Bir de şöyle düşün. 15 Temmuz'da ordunuzun yüzde bilmem kaçını kaybetmişsiniz. Yani sahadaki komutanların büyük çoğunluğu, yani o sınırda özellikle işte Kuzey Irak'tan başlayıp Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Kilis, Hatay, bu bölgedeki komutanların büyük çoğunluğu FETÖ'cü çıkmış. Şimdi orayı tanıyan insanlar. Siz oraya yeni insanlar gönderiyorsunuz. Bölgeyi tahkim etmeniz lazım. Bu kolay bir şey değil. Yine Türkiye buna rağmen çok hızlı hareket etti. Tabii bu hızlı hareket etmesinde artık inisiyatif almasının da önemli bir etkisi var. Son durum ne şu anda? Yani şu anda durum ilk savunma hattını, yani o PKK-PYD'nin, Amerika Birleşik Devletleri mi deriz, onların yardımıyla mı deriz ya da başka ülkelerin yardımıyla mı deriz? İlk 5 kilometrelik hatta önemli bir savunma kurmuşlar bunlar. İşte Korugan açmışlar, hendek açmışlar, çukur açmışlar, işte EYP döşemişler, mayınlar döşemişler. Yani zor kısmı, birinci safa dediğimiz zor kısmı atlatıldı diyebiliriz. Daha bir de tabii bu bölge dağlık bölgeydi. Şimdi Türk ordusu, TSK bu dağlık bölgeyi açtı. Cinderes'in düşmesinden sonra artık Afrin, tamamıyla meskun mahal ya da şehir savaşları dediğimiz bu operasyonlara doğru gidecek bir durum var. Ama burada da bir risk var. Onun sebebi de pardon, PKK-PYD'nin sivilleri şu anda zorla şehirlerde tutuyor olması. Yani Afrin'de. İşte bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları örgütü açıkladı. Sadece 5000 kişi kaçarak çıkabilmiş ama onun dışında binlerce kişi şu anda Afrin'de kapatılmış bir şekilde tutuluyor. Bir de Türkiye tabi süpürme harekatı diyor buna Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu süpürme harekatının ana nedeni de bu harekat sırasında zarar görebilecek sivillere bir çıkış yolu açabilmek. Ama o çıkış yolunu PKK-PYD'de kapatarak bir şekilde onların bir kalkan olarak kullanma durumu var. Ama bununla ilgili de tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir planı, bir harekat açısı vardır. Ve şimdi ikinci safhaya geçmiş durumda Türk Silahlı Kuvvetleri. Ben gördüğüm kadarıyla, çünkü ben sahaya da gittim bundan iki hafta önce. Harekatın yürütüldüğü sahaya da gittim, gördüm.
hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moralinin çok yüksek olduğunu ve harekatın başarıyla yürütüldüğünü, plan dahilinde yürütüldüğünü gördüm diyebilirim. İkinci safa biraz daha hızlı geçecektir ama üçüncü safada yani Afrin'in şu anda kuşatılmış. Yani kuşatma başlamış durumda. Çünkü bugün itibariyle belki de en büyük kuzeyde, daha doğrusu Azez sınırında barajın alınmasıyla birlikte 10 kilometrelik bir Afrin'e kuzeyden bir çevreleme başladı. 6 noktadan Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e doğru yürüyor diyebiliriz. Ve bu PKK-PYD'de büyük bir psikolojik çöküş var. Bu çöküşün ana nedenlerinden birisi de bunlar Rusya'nın böyle bir harekata izin vermeyeceğini düşünüyorlardı. Yani hava harekatına izin vermeyeceğini düşünüyorlardı. Ama tabii ki yanıldılar diyebiliriz. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne çok güveniyorlardı. ABD'nin orada yapmış olduğu ya da farklı şirketler üzerinden yapmış olduğu bir yığınak var. Ve bu PKK-PYD, bu hendek terörü ya da çukur terörü dediğimiz Güneydoğu'da yapmış olduğu harekattan farklı bir strateji izlediğini görüyoruz burada. Ama bir hatası mı diyelim ya da daha çok düzenli bir ordudan tavsiye almasından dolayı mı diyelim? Düzenli orduya karşı bir düzenli ordu stilinde savaşmaya çalışıyorlar. Çünkü bu Amerikalı uzmanlardan yardım aldıklarını ya da ona yönelik bir savaş harekatı çizdiklerini gösteriyor. Bu açıdan Türk Silahlı Kuvvetleri bir milli orduyla kaldı ki yani şu anda Orta Doğu'nun en güçlü ordusuyla PKK-PYD'nin mücadele etmesi mümkün değil. Yani bu şaka gibi bir şey olması lazım. Ama herhalde sahada böyle bir mücadele var ama diplomatik açıdan daha farklı mücadeleler var. Peki. Diplomatik anlamdaki mücadele tabii masa başı mücadele biraz daha farklı. Biraz daha zor gibi görünüyor. Peki Öztürk Yılmaz, o zaman size dönelim. Bu ABD'den açıklamalar geliyor. Batı'dan açıklamalar geliyor. Afrin'deki operasyonu durdurun. Bu Afrin'deki operasyonlar IŞİD'e karşı mücadeleyi engelledi, zayıflattı. Hatta Pentagon sözcüsü Manning de açıklama yaptı. Dedi ki ya buradan dedi artık dedi birçok SDG'li yani aslında YPG'li Afrin'e doğru gidiyor. Dolayısıyla bu da bizim IŞİD operasyonlarımızı engelledi dedi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bu ABD ve Batı ısrarla Afrin'deki operasyonu durdurun diyor ama Türkiye acaba bir anlaşma zemini tutar mı? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda da bir sözü vardı. Afrin'e tam olarak girmek doğru olmayabilir. Orada bir stratejik düşünmek gerekiyor. Acaba orada bir tuzak var mı yok mu? Nasıl bir şey? Neden ABD ve Batı böyle bir açıklama üstüne açıklama yapıyor? Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bölgede başarılı olmasını istemez. Rusya da istemez. İran da istemez. Şu andaki yapı itibariyle Esad da istemez. Çünkü ÖSO nedeniyle Esad'ın ciddi manada gerildiğini biliyoruz. Yani bir tablo çekmek gerekirse neden Türkiye'nin Afrin'de çok fazla ilerleme kaydetmesi istenmiyor? Birkaç konu var. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri sonuçta işin Membiç'e yöneleceğini biliyor. Türkiye'yi Afrin'de ne kadar oyalarsa, Afrin'de işleri ne kadar zorlaştırırsa veya Afrin işi ne kadar zorlaşırsa Türkiye'nin dikkati de o kadar Membiç konusunda zayıflamış olur. Bu bir tamamen bir strateji. Öte yandan şimdi doğrusunu söylemek lazımsa buraya gelen PKK'lılar yani bu PYD, YPG, SDG kavramlarının ben kullanılmasını da çok doğru bulmuyorum açıkçası. Bu Amerika'nın sırf orada PKK'lı değil deyip yalandan Türkiye'ye yutturmak için. Meşrulaştırmak için. Meşrulaştırmak için. Ya bunlar PKK'lı değil, bunlar YPG'li, bunlar PYD'li bilmem falan. Aslında kim kontrol ediyor onları? Ona bakmak lazım ve PKK kontrol ediyor. Şimdi bunlar burada Fırat'ın doğusundan ve Membiç bölgesinden ve Halep'in kuzeyindeki bir kısım cepten nasıl geliyorlar? Sizce bunları sadece kendileri istediği için mi geliyorlar? Nasıl bunlar, geliyorlar? Bunlar şöyle 2-3 ihtimal var. Başka da yok. Bir, Amerika Birleşik Devletleri bunları mobilize ediyor. Rusya üzerinden anlaşıyor. Rusya Esad'la anlaşıyor ve Esad alan açıyor ve bunlar oradan geçip
Afrin'e geliyorlar. İkincisi, eğer Halep'in kuzeyinden geliyorlarsa da zaten Esad'ın kendi toprağı bütün Afrin'e kadar. Onlar oradan Esad'ın denetiminde geliyorlar ve bu Rusya da bu işin içinde. Amerika Birleşik Devletleri bunun içinde. Yani bir noktada kirli bir savaş var. Gösterilenle olan arasında da bir derin bir fark var. Şimdi bölgeyi bilenler bilir. O bölgede hiçbir zaman sözlerle arazideki gerçekler örtüşmez. Hiçbir zaman örtüşmez. Yalan söylerler. Yalan meşrudur orada. Çünkü bir savaş var. Herkes kendi yalanını söylüyor. Kendi savunmasını yalan üzerine kuruyor. Türkiye'nin neden Membiç'e doğru, yani neden Afrin'de çok fazla oyalanması ve Membiç konusuna daha az eğilmesi, en azından Membiç konusunun ikinci, üçüncü plana atılması isteniyor. O bir stratejik bir taktik. Ben size bunu daha önceden de bu programlarda da söylemiştik. Meclise girdiğimden de bu yana hep söylüyorum. Sonuçta şu, bakınız Afrin'le Membiç aynı şey değil. Afrin'i koridor oluşturmak için aldılar. Membiç'i ise pazarlık, daha sonra çekilip Fırat'ın doğusuna federal devleti kabul ettirmek için aldılar. Bakınız Membiç Fırat'ın batısındadır. Aşağı iniyoruz, Tapka Havaalanı var. Biraz daha aşağı iniyoruz, Rakka var. Rakka nerededir? Rakka doğusunda bakınız. İkisi Tapka ile Membiç Fırat'ın batısında, Rakka şehri ise Fırat'ın doğusundadır. Rakka'yı vermek istemeyecektir. Demografik yapısını şey yapacaktır. Tamam, Araplar yönetsin diyecek kardeşim. Arap mı çoğunlukta? Arap yönetsin. Ama bir şehrin kimin, yani hangi bölgede, hangi federal sistemde yer alması önemli onlar için. Yani PKK şunu diyor. Ya ben işgal edeyim. Arap olsun, Türkmen olsun önemli değil. Ama benim sınırımda olsun. Ben işgal edeyim, gelsin Türkmen yönetsin ama benim sınırımda olsun. Yani sonuçta ben onu ikinci aşamada hallederim. Yani Membiç bir pazarlık şeyi. Membiç bir pazarlıktır. Ve Amerika Birleşik Devletleri Tapka'yı, Membiç'i tamamen orada Türkiye'ye federal bir yapıyı kabul ettirmek yarın için. Yarın bu pazarlığı mı konuşacaklar? Bu pazarlığı direkt demeyeceklerdir. Yani öyle işleri öyle bir noktaya getireceklerdir ki. Ya şu Membiç'ten çıksınlar da tamam ötekisi artık önemli değil noktasına gelecektir. Bu öyle kolay olmayacaktır. Hiçbir zaman kolay olmayacaktır. Nasıl olacak yani? Çok zor. Ne görüyorsunuz mesela yarınki toplantıda ne görüyorsunuz? Ya yarınki düzeyde olacak ama. Bu teknik toplantıların hiçbir özelliği ve ayrıcalığı yok. Abartıyorlar. Neden abartıyorlar? Zaten Amerika ile bir oturduğunuz zaman her konuyu görüşmüyor musunuz? Yani bir görüşmede bunların hepsi alınmıyor mu? Heyetler arası görüşmede her konu görüşülüyor. Biz diplomasiden geliyoruz. Biz bunların ailesini biliyoruz yani. İlla bir teknik komite özel olarak kuruyorsunuz. PKK'ya illa ilgili teknik komite kuruyorsunuz. Ya PKK Suriye'den ayrı mı? PKK diğer taraftan baktığınız zaman FETÖ çok mu böyle ayrı bir kontekste? Ya bunların hepsi Amerika ile ilişkilerdeki sorunlar. Oyalamaya mı çalışıyor Amerika yani, bu toplantılarla? Yani mekanizma nedir? Yani mekanizma diyalog, bakınız diyalog kopukluğu olmaya başladı. Ya bunlarla işte diyalog kopukluğunu engelleyebilmek için bir noktada işte iki tarafı bir arada tutabilme. Yani bir mutat tarih belirleme ve tutabilme. Aksi takdirde yani bugün ben şahsen ABD'nin böyle çok ciddi manada bu işleri çözeceğini, çözmek isteyeceğini, Türkiye'nin beklentisi şeklinde çözeceğini hiç düşünmüyorum. Kaldı ki hükümet sürekli vaatlerden bahsediyor. O kadar aymaz bir hükümet ki. Ne vaadi kardeşim? Dış politikada ne vaadi olur ya? Böyle bir dış politika yönetilir mi? Ne vaadi bekliyorsun sen Amerika'dan? Amerika seni kandırıyor işte, kandıracak. Rusya da kandıracak. Peki niye masaya oturuyoruz? Oturuyor çünkü ondan bir sonuç alabileceğini en azından sonuç almayı umuyor diyelim. Ve onu göstermeye çalışıyor. Karşı tarafında işine geliyor. Bak Türkiye ile konuşuyoruz, o kadar da değil. Bakınız burada bir şey vardı. Türkiye ile Amerika'nın arasının iyice açılması ve ilişkilerinin kopması ve NATO'dan uzaklaşması ve bir kopuş söz konusuydu. Şimdi bu komite momite olayı bir nevi durumu vaziyeti kontrol etme. Bak öyle o kadar da değil yani, görüşüyoruz. Bir şey yok. Evet, anlaşmadığımız konular var ama anlaştığımız konular da var. En azından ortak çalışmaya karar verdik. Yani demek. Kriz ABD ile Türkiye arasında krizi aşılacak mı? Öyle ben mi? Krizin aşılacağını düşünmüyorum. Kriz aşılmayacak. Ama ABD ile Türkiye arasında diyaloğun koptuğu şekilde bir görüntü verilmek istenmiyor. Bunun Rusya'nın işine yarayacağını, Rusya'nın zaten Türkiye'yi uzaklaştırmak istediğini ve Amerika'nın Türkiye'ye yapmış olduğu hataları
abartmak suretiyle Türkiye'yi iyice uzaklaştırmak istediği yönünde bir algı var Washington'da. Ve bunu da böyle bir şekilde Amerikan kendi politikası açısından değerlendiriyor. Benim gördüğüm şu var. Türkiye ile ABD arasında bu komiteler, momiteler falan normal olması, normal görüşmelerde zaten görüşülen konular burada da görüşülecek. Neden bunu gösteriyorlar? İşte bir bak, diyalogumuz var, kopmadı. Devam ediyoruz, görüşmeye devam ediyoruz şeklinde bir algı yaratılmak isteniyor. O algıyı da çok Amerika çok akıllıca bir şekilde devreye sokmuş durumda şu anda. Ama arazide tamamen farklı bir çizgideyiz. Hiçbir konuda uzlaşma yok. Kritik olan ne YPG ne PYD ki bunların hepsi PKK. Bunlar ne bunda ne FETÖ'de ne de işte diyelim Suriye'nin geleceği konusunda ne Irak'ta hemen hemen hiçbir konuda bir uzlaşı yok. Peki. Çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Hemen çok kısa ayrılmayın. Tekrar devam edeceğiz Başkent Kulisi. Başkent Kulisi devam ediyor. Öztürk Yılmaz ve Salih Yılmaz konuklarımız. Afrin'i konuşuyoruz, Zeytindağ'ını konuşuyoruz ve ABD ile Türkiye arasında yarın başlayacak olan o kriz toplantıları, yani çözüm toplantıları, adına çözüm toplantıları diyorlar. Kriz toplantıları diyorlar ama bir mekanizma Türkiye ile ABD arasındaki sorunları çözebilmek adına. Tabii şimdi Sayın Öztürk Yılmaz'dan sonra şimdi Salih Yılmaz'a tekrar dönmek istiyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani bu ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri düzeltecek mi bu mekanizma? Bu mekanizmada ABD mesela elinde ne var? Ne sunacak? Daha önce Tillerson işte sunduğu şeyler çok da böyle tatmin etmedi Türkiye'yi. Uçuk şeyler. Evet. Evet, şimdi ne yapacak? Ne diyecek de Türkiye ikna edecek? Yani şimdi şöyle bir şey var. ABD'de iki tane farklı grup var. Pentagon'un kendine göre bir projesi var Orta Doğu'da. Ve bu generaller anladığımız kadarıyla diplomasiye de hakimler. Yani Trump ise ayrı bir her ne kadar ekibini kuramamışsa da ayrı bir politika yürütmeye çalışıyor. Bir de kendi şu anda durumu netleşmediği için o da bir tehdit altında. Burada Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler daha çok Pentagon'un taleplerine, isteğine onun üzerinden gidecektir. Bir de şunu görmek lazım. İngiltere ve Fransa dikkat ederseniz son dönemde Türkiye'ye yakın bir politika istiyorlar. Rusya'nın şu anda Suriye'de etkin olmasından, işte Akdeniz'de önemli üsler elde etmesinden ABD'yi sorumlu tutuyorlar bunlar. Şimdi NATO dediğimiz zaman tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO içerisinde önemli bir gücü var ama İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı çok da dışarıda bırakmamak lazım. Bunların şu anda ABD politikalarını desteklediklerini söyleyemeyiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri masaya oturmakta ısrarlı. Niye? Onun sebebi oyalama değil mi? Oyalama da olabilir. Oyalama da olabilir. Şöyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri önce Afrin'de ne olacağını görmek istiyor. Yani Afrin'de Türkiye'nin harekatı ne zaman bitireceği, bu harekat bittikten sonra gerçekten Membiç'e bu harekatın uzayıp uzamayacağına dair onlarda da bir tereddüt var. Yani Türkiye buna cesaret edecek mi? Etmeyecek mi? Böyle bir şey var ama burada bekleyen, Öztürk Bey'in söylediği gibi bekleyen tabii ki Rusya var. Putin'in son açıklamalarını biliyorsunuz. Yani nükleer bombayı ilk defa biz yapmadık diyor. Ama bizim yaptığımız nükleer silahlar isterse Türkiye'yi de koruyabilecek durumdadır diyor. Burada şunu söylemek istiyor aslında. Eğer Türkiye Fırat'ın doğusuna da bir operasyon yürütür de Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelirse Rusya'nın buna desteği olacaktır manasına gelen aslında ABD'ye bir mesaj veriyor. İşin ilginç tarafı Putin'in bu açıklamaları o her yıl yaptığı bu konuşmaya henüz Amerika Birleşik Devletleri'nden cevap gelmedi. Bu cevabın nasıl geleceğini biz bilmiyoruz. Bununla öngörü baktığımız zaman bu seçim sürecine yaklaştıkça, bu 18 Mart'taki Rusya'daki başkanlık seçim sürecine yaklaştıkça ben bir provokasyon bekliyorum. Bu provokasyon ya Türkiye içerisinde olacaktır ya Rusya içerisinde olacaktır.
ya da Suriye içerisinde olacaktır. Yani Putin'in elini zayıflatacak bir hamle mi olacak? Putin ve Türkiye'nin elini zayıflatabilecek. Yani buna bir cevap Amerika Birleşik Devletleri. Ben bu kadar tam sessiz, seçim öncesi. Ha, tam burada... sessiz kaldığı bir dönem hatırlamıyorum. Ne yapabilir? Her yani şey. Suriye'de kimyasal silah kullanabilir birileri. Esed kullanabilir, birisi kullanabilir. Yani Esed'in bir de şöyle düşünmeyin. Esed tamamıyla Rusya'ya, İran'a bağımlı bir lider değil. Esed herkes için kullanışlı. Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri de kullanır. Ama Amerika'yla bir hiç birebir uyuşmadığı açık açıktı. Amerika tarafından da hatta Esed... Şimdi görünen o olabilir. Bakın, görünen o olabilir. Amerika Birleşik Devletleri isteseydi Esed'i çok önceden iktidardan uzaklaştırabilirdi. Ama bunu yapmıyor. Tıpkı DAEŞ'i tamamıyla bitirmediği gibi. Rusya o zaman niye ısrarla Esad'ın arkasında duruyor? Şimdi Rusya Esed'i kullanıyor. İran da Esed'i kullanıyor. Şimdi Rusya'nın meşruiyetinin ana temel hukuki olarak uluslararası meşruiyetinin ana temeli Esed'e dayandırıyor Rusya. Ve diğer ülkelerin şu anda Suriye'de varlığını devam ettiren ülkelerin meşru olmadığını söylüyor. Çünkü Esed Rusya'yı davet etti. Resmi olarak bir hükümet olarak görüyor. Kaldı ki son dönemde Türkiye ile Esed'i işte bir masada birleştirelim. Bu benim görüşüm. Projesinin ana nedenlerinden birisi de bana göre Esed'in meşruiyetini Türkiye'ye de kabul ettirip burada Amerika Birleşik Devletleri ve diğer vekilleri Esed'e bağımlı hale getirmek. Rusya'nın böyle bir amacı var. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri de şunu söylüyor. Yani sen Esed'e, sen fazla ileri gidersen ben seni yok edebilirim. Ben seni düşürebilirim. Bakın o Fransa'nın bir açıklaması var. Bir daha kimyasal silah kullanırsa bir operasyona dahil olacağız manasında. İran'ın açıklaması vardı. İşte buradaki İran hava üsleri dolayısıyla biz hem İran'a hem işte Suriye'ye operasyon yürüteceğiz. Bak, Esed'in en büyük şeyi kazancı ya da faydası İsrail'e. Yani Esed orada olduğu sürece bu işten kâr eden Amerika, İsrail. Ondan ilk sonra ilk defa böyle bir yürüm diyor. Yani hocam Esad ama Esad'ın varlığı yani neden bugüne kadar o zaman İsrail Esad'ın gitmesi için bombalar yağdırıyor? Esad'e yağdırmıyor. Esad bütün Esad İranlı milislere yağdırıyor ya da göstermelik bombalar yapıyor. Yani İsrail istese Esad'ı bulunduğu yerde vuramaz. Esad simge değil mi? Esad simge olabilir ama bu simgeden o İsrail onu bir düşman olarak gösteriyor. Ya da soruyu tersten sorayım. Türkiye ile Suriye masaya otursa, sahada işbirliği yapsa Afrin daha kolay aşılmaz mı? Sınırı kapatsa ve Afrin'de Rakka'dan gelen 1700 kişi gelmese ve Türkiye oradaki Afrin'deki PKK'lıları daha kolay temizlemez mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Esed'in gerçekten oradaki PKK'yı temizlemek gibi bir niyeti var mı yok mu? Onu bilmiyoruz. Bunu söyleyeyim. Yani şimdi bir ikincisi Türkiye'nin PKK-PYD'yi tek başına temizleme gibi bir gücü var. Böyle bir gücü var. Tuzaklarla dolu yalnız. Yani olabilir. ABD'yle şimdi beraber bu riskler bakın. Hı-hı. Şimdi burada bir eski diplomat var. Şimdi bir siyasetçi var. Şimdi bu riskler. Türkiye'nin Esed'le aynı masaya oturması demek biraz önce söyledim. Esed'in meşruiyetini kabul etmek demek ve Türkiye'nin orada bundan sonra Esed istemediği sürece bulunmaması demektir. Siz Esed'le masaya oturuyorsunuz. Onun devlet başkanı olduğunu kabul ediyorsunuz. Onun meşruiyetini kabul ediyorsunuz. O zaman Esed uluslararası anlamda ben Türkiye'yi burada istemiyorum dediği zaman sizin diyecek bir sözünüz olmaz. Hocam, ama şu anda gene Birleşmiş Milletler tarafından tanınan gene Suriye'nin resmi temsilcisi olabilir. Bu Esed tanınmıyor. Orada Suriye devleti tanınıyor. O başka bir şey. Biz burada Esed'le ama masaya hocam, oturuyoruz. İşleri zora sokmuyor muyuz böyle? Şimdi zora sokuyoruz, sokmuyoruz. O siyasetçilerin ya da politikacıların işi. Ben şimdi akademik anlamda bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Şimdi bir de böyle yaptığınız zaman şöyle de bir zorla karşılaşıyorsunuz. Esed'le bir masaya oturduğunuz zaman Esed'le anlaşmazlık durumunda Rusya'ya mahkum duruma düşeceksiniz. İran'a mahkum duruma düşeceksiniz. Çünkü onlar arabulucu rolü üstlenecekler. Ama şimdi siz arabulucuya ihtiyacınız yok. Niye? Çünkü bir tehdit var. Bu tehditin uluslararası meşruiyeti var. NATO'da var. Birleşmiş Milletler'de var. Bir terör örgütü sizin sınırlarınızı işte yüzlerce bomba atmış.
gördük ki içeride işte PKK terör örgütüyle işbirliği doğrudan Kandil'den gönderilen, yönetilen bir sistem kurmuş. Hocam yani tabii şimdi bu şartlarda bakın bu şartlarda evet. Diğer şartlarda Esed'e bağımlı olmak Türkiye'yi Suriye'de ya da Orta Doğu'da bir güç olmaktan çıkar. Ama Esad'a bağlı olmak değil de Esad'la işbirliği yapmaktan hani bağlı bir olmak. Bir de şöyle bakın şöyle bak. Esad'la işbirliği yapalım. O zaman Türkiye bundan önce söylediklerinin hepsini inkar etmiş olacak. Zaten bu çok normal bir şey. Bugüne kadar ölümü, hayır binlerce kişi. Bak ben akademik olarak bakıyorum. Hı hı. Binlerce kişinin ölümü. İşte 8 Mart Kadınlar Günü kutlayalım. Binlerce kadın şu anda tecavüze uğramış. Ben aynı şeyi Amerika için de düşünüyorum. Evet. Mesela Amerika, Irak'ta 1,5 milyon insanı öldürdü. Biz niye Amerika'yla, niye Obama'ya ya da Bush'a katil demedik? Hani siyaseten devletler küs olmazlar. Hani devletler arasında hani eğer çıkarınızdaysa ortak noktada buluşulabilir. Yani Esad'ın katil olup olmamasını tartışmıyorum. Katilse bile ya ben Esad katil o yüzden vicdanen böyle bir şey yapmıyorum demek ne kadar diplomatik açıdan doğru olabilir? Şimdi doğru şöyle. Devletler tabii ki çıkar politikası üzerinden yürütülür. Hani biz toplum olarak olaya duygusal bakabiliriz. Yani siyasetçiler belki oy potansiyeli onu dolayısıyla bakabilir. Onu da soracağım şimdi. O cümleyi sizin olaya. Son cümlenizi alayım mı? Ancak ortaya koyduğunuz kamuoyunu bununla ilgili beslediğiniz tüm dünyanın işte Esed'in katliamlarını tanıdığı bir durumdasınız. Ve siz PKK-PYD'yi yok etmek için Esed'e ihtiyaç duymadığınız bir dönemde tüm her şeyi inkar ederek Esed'le niye masaya peki. O zaman Öztürk Yılmaz'a döneyim. Öztürk Yılmaz katılıyor musunuz? Sahil Yılmaz'ın görüşlerine Esad'la masaya oturmamak mı gerekiyor? Oturmak mı gerekiyor? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Hocamın değerlendirmesi Türkiye'deki hükümetin bakış açısını yansıtıyor. Ben tabii ona katılmıyorum. Çünkü bir kere Esad'ı kabul etmek, meşruiyetini kabul ederiz deniyor. Zaten Esad şu anda Suriye Devleti'nin Cumhurbaşkanı. Biz bunu kabul etsek de etmesek de sadece bizim ihtilafı olduğumuz bir şey. Amerika'nın görüşmemesi demek, işte Birleşmiş Milletler'de temsilcisi var, büyükelçilikleri hala işliyor. Burada mesele şu var, bu konu çok ideolojikleşti. Yani işte bu kadar insanın katilin dedik, şey yaptık, ne yapacağız? Kardeşim yani bu işte en basit bir örnek vereyim ben. Türkiye bugün Sudan Devlet Başkanı Ömer Elbeşir, uluslararası mahkeme tarafından aranan ve uzunca süre uluslararası toplumun katil olarak gördüğü, diktatör olarak gördüğü 200 bin insanın ölümünden sorumlu olan bir kişiyi İstanbul'da, Ankara'da ağırlıyoruz. Altına halılar serebiliyoruz. Kaldı ki ben aldatıldım dediği herkesle bir şekilde masaya oturuluyor. Bakınız PKK ile bile Oslo'da masaya oturulmuş. Burada açılım denen o rezaleti gördük biz. Yani bunlar Türkiye'de yaşandı ve hükümet bu konuda tamamen mezhepçi ve tamamen ön yargılı. Hiçbir şekilde toplumun hassasiyetlerini, bölgenin hassasiyetlerini bilmeden, dikkate almadan hareket ediyor. Ben size somut bir şeyler söyleyeceğim. Esad'ın meşruiyetini kabul ederiz eğer görüşürsek. Ve çek git dediği zaman da daha çok İran'a ve Rusya'ya bağlıyız dedi hocamız. Şimdi peki oraya girebilmek için yani Afrin'e girebilmek için kimden izin aldık biz? Rusya'nın havası Rusya'ya gidildi. Moskova'dan izin alındı. Başka kim? İran'da dolaylı olarak onay verdi. Ya bu bir kere şu anda biz zaten onlara mahkum olmuşuz sırf onunla görüşmediğimiz için. Ben onunla görüşemiyorum. İran gelmiş arazide operasyon yapıyor. İstediği kadar at koşturuyor. Gelip Astana'da masaya oturuyor. Soçi'de gelip masaya oturuyor. Cenevre'de de gelip masaya oturuyor. Ve Esad'la da görüşüyor. Rusya Esad'la görüşüyor. İstediğini yapıyor. O bütün o organizasyonu çekip çevirebiliyor. Şimdi diğer taraftan yani Türkiye'yi bölgede bir güç olmaktan çıkarır dedi hocamız. Bence tam aksine Türkiye güçlendirir. Neden güçlendirir? Burada önemli olan nedir? Yani neden biz güçleniriz? Onu açıklayayım. Burada Esad denen olay değil, rejim diyelim. Veya Suriye'deki mevcut yönetim diyelim. Esad fetişizmi yok burada. Burada bir çıkış yolu var. Yani Türkiye'nin zayıflatmış elini. En basitinden deniyor ki işte ya biz bak Esad'la konuşsaydık buralara girmemize izin mi verecekti? Peki yarın Suriye'de işler düzgün olduğu zaman size ultimatum verdikleri zaman Suriye topraklarını terk edin kardeşim dendiği zaman
Ne diyor, ne yapacaksınız? Bütün kazanımlarınız gidiyor. Bir anda gidiyor. Siz orada PKK gibi, Amerika gibi, Amerika'nın yaptığı gibi PKK'ya federal bir devlet mi kurduruyorsunuz ki yarın bir geleceği olsun? Ne oluyor? Şehri alıyorsunuz. Cerablus'a bir tane vali yardımcısı atıyorsunuz. Orada bir şey oluşturuyorsunuz. Yarın Afrin'de de benzer şey olacak. Geleceğine ilişkin bir şey yapabiliyor musunuz? Amerika'nın PKK'ya yaptığını siz orada o bölgede yapıp ayrı bir bölge yapılanma yapıyor musunuz? Onu bir şekilde zorlayıp onu Suriye'ye kabul ettirme. Ben burada bir federal devletçik istiyorum mesela diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Yarın çık dediği zaman çıkacaksınız. Yarın Esad olmaz başkası olur yönetim. Çıkacaksınız dediği zaman çıkmayacak mısınız? Onun için bu Türkiye'nin elini daha çok zayıflatır. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada mesele şu. Biz bu olayları yaparken hep ön yargılı yaklaştık. Yani Türkiye işte bu işin nereden çıktı bu iş? Suriye konusu mu? Suriye işini çıkaran, Suriye işini Türkiye'nin kendisi, yani Türkiye'nin aklına soktular bunu. Ben o dönemi bizzat iyi biliyorum. 2010 yılında ben Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'ndaydım. Bütün enformasyonun, bilginin geldiği yerdeydim. Ve orada raporlar ve bu işin nereye gideceğini biliyorduk. Ve bu konuda her türlü uyarıda da bulunduk, onu söyleyeyim. Ben şahsen her türlü uyarıda da bulundum. Ve dediğimiz noktaya geldi. Kim baştan çıkardı Türkiye'yi? Şimdi İsrail bir şekilde rahatsızdı. İran'dan rahatsızdı. İran'ı şeytan olarak görüyor. Dolayısıyla Suriye'yi bu... İran'ın etki alanı kimde vardı? Irak'ta vardı. Onu istikrarsızlaştırmak istedi. Olmadı. Başka güçler vardı ki önemli ölçüde de yaptı. Bakınız Irak'taki o müdahale kim yaptırdı Irak Saddam'a müdahaleyi? Orada da bir şekilde perde arkasından İsrail lobisinin olduğunu unutmayalım. Gerçekleri konuşacaksak gerçekten tam böyle ortasından konuşmamız lazım. Esad'dan kim rahatsızdı? Yine bunlar rahatsızdı. Neden? Çünkü İran, Irak'ta ve Suriye'de önemli etkiye sahipti bu Esad üzerinden. Ve Hizbullah'a dönük bakınız hep aynı Hamas'a, Hizbullah'a, Esad'a ve Irak'taki yönetime. Peki bunlar tesadüf mü? Bunu Türkiye'deki bu yönetime yaptırdılar. Ne yaptılar? Bak işte siz rejim değişikliği yapacaksınız, oralara hakim olacaksınız, oralarda işte siz şey yapacaksınız, bak görüyorsunuz işte Mısır'da da neler oluyor. Yahu Türkiye resmen gaza getirildi. Ve bu hükümet bunu yaptı. Şimdi hata yapmış, geri de dönmüyor. Ama dönme yok mu? Yani en azından bu operasyonu hiç yapması olumlu değil mi? Yani olumlu ki hani PYD'nin... Ben şimdi size onu söyleyeceğim. Bu operasyon elbette olumlu. Yapılması gerekiyor. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları daha... Ama bu neyi çözecek? Örneğin şimdi diyorum ki Afrin bir tane Halep'in ilçesi. Çok önemli. Çünkü o koridorun bir ayağını oluşturuyor. Oranın PKK'dan temizlenmesi çok 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 önemli. O nedenle biz destek veriyoruz. Ama yarın Fırat'ın doğusu ne olacak? Ne olacak? Çok i̇şte hiçbir şey alamayacağız. Bakınız bu boş. Diyorlar ya biz gideceğiz falan. Bakın göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'yı sakın 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 altını çiziyorum. 4 defa çizeyim. Sakın ayrı, her konuda ayrı düşündüklerini düşünmeyin Suriye konusunda. Yani ABD ve Rusya anlaşır ve Türkiye'nin üzerine perde arkasında başka bir plan mı yapılabilir? Perde arkasında çok pekala iyi anlaşıyorlar, bütün her şeyi koordine ediyorlar. Peki ama bu sefer de Rusya o bölgedeki kuvvetini, gücünü azaltmayacak mı? Bir şey söyleyeceğim. ABD'nin şu anda yapmak istediği ne biliyor musunuz? Türkiye ile PYD'yi yakınlaştırmak istiyor. Bunu baştan beri istiyordu ama. İstiyor. İstiyor bir şekilde. Peki Rusya'nın yapmak istediğini, Rusya ne yapmak istiyor? Türkiye'yi bir kenara bırakın. Türkiye'de, Rusya'da PYD ile Esad'ı yakınlaştırmak istiyor. Bakınız ikisinde de ortak ne var? PYD var. Amerika, Rusya ve PYD ile iki ayrı aktörü yakınlaştırmak istiyor. Demek ki ikisi de PYD konusunda, yani PKK konusunda ayrı düşünmüyorlar. Paslaşıyorlar. Zaten farklı olamazdı. Şu Afrin operasyonuna öyle kolay kolay izin verme. Şöyle olamaz mı ama? Yani ABD'nin en azından bölgede kuzey, yani Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin kontrol ettiği bir grup var. PKK. Bunun da kontrol etmesini istemeyen bir Rusya var. Esad da en azından bunu kotaramaz mı? Yani ABD'nin elinden hep çıksın istiyordu ya bu PYD'yi. Bugün Barzani'nin referandum girişimi geçersiz olmuştur. Ama emin olun 3-4 yıl sonra benzer şeyi konuşuyor olacağız. Belki de Barzani bağımsızlığa gidecek. Kobani'ye giremeyecek miyiz diyorsunuz? Bağımsızlığa gidecek. Bundan 5 yıl sonra Suriye'de ikinci bir federal yapı bağımsızlık referandumuna gidecek.
ben size çok açıkça söyleyeyim. Suriye'de bu defa tutacaklar Sünnilerle oradaki Nusayrileri bir şekilde aynı yönetime, ayrı özel otonom bölgeler oluşturacaklar. Aslan Anlaşması'nda bu var zaten. Cenevre'de de benzer şey olacak. Aslan Anlaşması'nda öyle bir şey var mı? Kültürel yani, özellik var. Kültürel özellik ama var. Ama kültürel özellik şeyde ama o Rusya'nın adı, bakın, 2013'teki... Sakın onun adını yanmayın. Bakın adı kültürel, cultural autonomy diyorlar. Alakası yok. Ama o rafa kalktı. Hayır, Dışişleri Bakanlığı yetkileri rafa kalktığını da açık açık söyledi. Hiç öyle bir kalkma falan yok. Odur. Anlaşma öyle olacak. Suriye'nin Arap Cumhuriyeti, Arap karakterini değiştirecekler. Eğer Kürtlerle birlikte yaşamak istiyorlarsa. Irak'ta da öyleydi bakınız. Irak'ta da. Irak devleti oldu. Yani Suriye bölünecek diyorsunuz. Suriye federatif yönetimlerle. Federatif, ilk etapta federatif çerçevede bölmek istiyorlar diyorum. Ha, bölmek istiyorlar. Peki. Irak'taki 2005 yılındaki Irak Anayasası geldiğinde herkes şunu biliyordu. Federal yapı Irak'ta 10-15 yıl işleyecek. Ondan sonra çökecek ve bağımsızlık denemesi olacak. Başarısız oldu Barzani. Ama bu 2-3 yıl sonra tekrar gündeme gelecek. Bakın bu tarih olsun bu konuştuklarımız. Suriye'de de aynı şey olacak. Aynen Irak'ın 2005 yılında yapılan Irak'ta bu defa 2018-2019 her neyse olursa eğer bir siyasi bir çözüm. Yani Suriye'nin bir şekilde federal bir yapı içerisinde adına veya bölge yapısı içerisinde adına ne derseniz deyin. Adı artık önemli değil. Yani üniter yapının dağıldığı bir yapı çerçevesinde bir araya geliyorsa bu da 3-5 yıl yaşayacak. Ondan sonra o yapılar bağımsızlığa gidecek. Kültürel otonomi demeleri hiçbir alakası yok. Neden? Ya bulunduğu bölgeyi kendi yönetiyor. Yönetiyor. Kültürel bir yani kültürel farklılığına bir otonomi kazandırmıyor. O cin gözlük, cambazlık yapıyorlar. Kelime oyunu. O resmen basbayağı yönetimdir. Bulunduğu bölge sadece Kürtler için değil o. Yani sakın yanlış anlamayın. Tam bilakis onun ötesine geçin. Sünniler istiyorsa kendi alanlarını yönetecek. Türkmen istiyorsa kendi alanını yönetecek. İlçe ilçe, il il ayrı. Yani Irak'ta bir merkezi yönetim vardı. Bir de bölgesel Kürt yönetimi vardı. Özür diliyorum şunu bitireyim. Bir de bölgeler oluşturulabilir deniyordu. Yani iki ana yapı federal sistemi oluşturuyordu. Suriye'de ise böyle kevgir gibi delik deşik düşünün. Öyle bir şey öneriliyor. Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar veriyor ya. Kürt diyor ki ben böyleyim. Türkmen diyor ben de böyleyim. Nusayrisi diyor ben ayrıyım. O zaman anayasa onun garantisini diyor. Bakınız anayasanın halk oylamasından geçmesi gerekiyor sonuçta kabul edilebilmesi için. Onun için de halk oylamasından geçirebilmek için ana unsuru yani ana unsura kabul ettirmeleri lazım. Ama o halk oylaması ne kadar Birleşmiş Milletler denetiminde yapılacak deniyor. Ne kadar denetiminde yapılır? Irak'taki halk oylaması nasıl yapıldı? Bunlar çok Irak anayasasında hiçbir Iraklı ülkede federal bir yapı istemiyordu. İstemiyorlardı. Ama nasıl geçti? Buna zorladılar. Savaşta, terörle, öyle mi? Ya orada bir political engineering dedikleri yani siyasi bir mühendislik söz konusu. Ve bunu da Suriye'de de yapacaklardır. Yani bu sistemi kurgulayan insanlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Demek ki Irak'taki yapı bir süre sonra tekrar bağımsızlığa denemesine gidecek. Suriye'de federal bir yani en azından Fırat'ın doğusu. Daha sonra onların birleşmesi, bütünleşmesi, uyumlu hale getirilmesi denenecek. Ve orada bakınız oluşacak bir yapı Orta Doğu'nun 3 tane İsrail'i kadar alanı işgal edecek. Nüfus olarak daha da büyük. Neden? Çünkü daha stratejik bir yere gelmiş oluyor. Neden? İran var. Irak'ı yönetecek artık bağımsızlık olduktan sonra Irak'ı yönetecek bir yani Bağdat'a hakim olacak bir Tahran da gelmiş oraya. 2. Kuzeyde de Türkiye var. İçi kaynıyor bir şekilde. Şimdi bu stratejinin özünde bu var. Bunu görmeden işte Amerika PYD'yi yaptı, Afrin'i yaptı. Bu değil. Burada bir şey yapmak istiyor. İran'ı sopalayacak, Türkiye'ye vuracak, Bağdat'a çakacak, Şam'da küçülttüğü rejimi de tehdit altına alacak bir yapı isteniyor. Bunu hem ABD hem Rusya mı istiyor? İkisi de istiyor. Bakın o zaman ikisini sahada da böyle de diplomatik açıdan anlaştığı ikisinin anlaştığı tek konu şu. Bakın bir daha söyleyeyim. ABD PYD ile Türkiye'yi yanaştırmak istiyor. Neden? Meşrulaştırmak istiyor PYD'yi. Ya demek istiyor ki ya birlikte çalışın. Ya bu o kadar değil yani demek istiyor. Rusya da şu anda Afrin'de bütün o hengamede
PYD'yi Esad'la yani anlaşmaya zorluyor. ABD'nin elinden almaya çalışıyor olmasın? Ben hiç ne alsa nereye alacak ki? Yani Afrin sadece Afrin'de bütün Afrin sadece dışındaki değil, Kuzey Suriye'nin kuzeyi yani ABD'ye teslim edecek değil herhalde. ABD şu anda orayı tamamen yönetiyor. Orada PKK taşeron. Tamamen ABD orayı yönetiyor. ABD orayı yönetiyor, eğitiyor, bütün birliklerini eğitiyor. Yani bu açık o kadar artık açık yapılıyor ki McGuard dedikleri bu IŞİD'e karşı koalisyonun sözcüsü gidiyor. Orada PKK'lılarla oturup şey yapabiliyor. Evet. Yani ABD burayı himaye ediyor. Ha şu var. Gözüne sokarak hemen bir bağımsızlığa gitmeyecek işte. Irak'ta da o olmadı. Parça parça yapacak. Sindire yapacak diyorsunuz. Adım adım. Peki anladım. Buraya nereden gelindi? Yani bütün bu Afrin operasyonu falan bunlar ya bu nereden çıktı? İşte bu akılsız bir şekilde bile bile Lades Suriye'deki bizi o Esad'ı devirme planına alet ettiler ve bizim elimizle bakın bizim elimizle Suriye yaratılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin parasıyla askeriyle İran Bağdat'a hakim oldu. Türkiye'nin akılsızlığı yüzünden de PKK oraya hakim oldu. Evet. O zaman ilk bölümün bitmesine 2 dakika var. Önce bir giriş yapın. Dönüşte tekrar size döneceğim. Çünkü bir bayağı bir aslında çok önemli şeyler söyledi. Evet. Öngörüler de farklı. Siz abi katılıyor musunuz? Şimdi Öztürk Bey tabii siyasetçi gözüyle de biraz bakıyor. Diplomasinin yanında aynı zamanda siyasetçi yorumlarını da katıyor ama ben daha çok akademik çerçevede bakayım. Şöyle, Türkiye Afrin operasyonunu yaparken bir defa kimseden izin almadı, onu söyleyeyim. Hava sahası? Hayır, işbirliği yaptı. İzin değil. İzin değil bu. Bunu izin olarak, ha ben bunu yapabilir miyim diye sormadı. Bunu karıştırmayalım şimdi. Ben yapıyorum, haberin olsun. Zaten Rusya ile Afrin operasyonu... Yapıyorsa niye 1 yıl önce yapmadı? O kadar 1 yıldır bağırıyor. Rusya ile niye bir hemen yaptı? Fırat Kalkan operasyonu yaptı. Fırat Kalkan onu yapması da... gerekiyordu. Hayır. Ordusu FETÖ tarafından dağıtılmış, birbirine girmiş. Yani Türkiye son 3-4 yıldır öyle badireler atlattı ki şöyle bakalım. Şu anda bir şey söyleyeceğim hocam bakınız. Ben o bölgeyi adım adım karış karış bilen bir insanım. Membiç dediğiniz yer var ya Membiç. Şu sizin Afrin'in 3 katı neredeyse. Ve PKK geldi 2 günde orayı aldı. PKK değil. Bakın yani ABD diyelim. ABD olmasa PKK orayı nasıl olacak? Ona bakarsak Tel Abyad'da PKK'nın hiçbir varlığı yoktu. Arap. Hani baktığımız zaman. Resulayn. Arap. Orada da PKK varlığı var. Bunu PKK yapmadı. Orada Türkiye AKP sınırı açtı. Peşmergeleri getirdi sınırdan. Orada sıkışan, Kobani'de sıkışan PKK ve YPG'ye yardımcı olur. Hikaye o. Yoksa orada Kobani falan öyle başka şekilde alınamıyor. Biliyorsunuz. Şimdi bakın şöyle diyelim. Şöyle şimdi yapalım. Burada bölgedeki benim son şeyi söyleyeyim mi? Söyleyeyim ondan sonra girelim ama. Şimdi bölgede yaşayan Kürtlere yardım etmekle PKK'yı bir tutup hükümeti hani ya da siyaseti ya orada da bu kim çarpışıyordu duyguları... bir tane Kobani'de? Kobani'de kim vardı? Arazide çarpışan kim vardı? Yerel güçler de vardı. YPG değil miydi? O zaman yerel güçler de kimdi? PKK PYD oradakileri sanki bir vatan kurtuluşu gibi kendisini öne çıkarmayarak toplamıştı ama bak ben onu söyleyeyim. Çünkü sahayı gördüğüm bildiğim için. Peki, burayı tamamıyla ele geçirdikten sonra Kandil varlığının buralarda daha hüküm sürdüğünü orada söyleyebilirim. Şöyle yapalım araya girelim aradan sonra devam edelim. Reklamların ardından bu tartışma devam edecek ki bence önemli bir tartışma ama başkent kulisi reklamların ardından devam edecek. Evet başkent kulisi devam ediyor. Salih Yılmaz ve Öztürk Yılmaz konuklarımız. Tabii hala biz arada da konuşuyoruz, arada da tartışıyoruz. Programı devam ettirmeye devam ediyoruz burada. Şimdi ikinci bölümde, yani ilk bölümde Suriye'nin kuzeyini konuştuk ama Öztürk Yılmaz'ın sözlerine itirazı olan Salih Yılmaz şimdi o konuşuyordu. Evet. 2 dakika süresi kalmıştı. Şimdi devam edelim. Evet. Buyurun. Yani şimdi orada tabii reklamdan önce şunu vurgulamıştım. Yani Türkiye Rusya'dan Afrin'e girerken izin almadı. Rusya Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapacağını 1 yıl öncesinden biliyordu. Sadece Türkiye'nin hazırlık yapmasını bekledi ve Türkiye ne zaman istiyorsa
Afrin'e gireceğim dedi. Sadece tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin hani NATO müttefiki olduğu gibi ben operasyonu yapıyorum dediği gibi Türkiye'de Rusya'ya ve İran'a ben Afrin'e operasyon yapıyorum dedi. Ha bunu bu üç ülkenin işbirliği olarak görebiliriz. Rusya bu işbirliği içerisinde tabii çıkar ilişkisi içerisinde bakıyor. Afrin'de Türkiye'nin tezlerini destekliyor. Diğer taraftan da diğer bölgelerde Türkiye Rusya'nın tezlerini destekliyor olabilir. Bir. İkincisi hava operasyonu nasıl yapıldı? Hava sahasını kim açtı? Buna işbirliği diyelim. İzin alma diye bir. Ya o zaman biz her şeye başka isim bulalım hocam. Şöyle diyelim bakın sizin dediğiniz gibi şöyle olabilirdi. Suriye'nin hava sahasını tabii ki Rusya kontrol ediyor. Rusya'nın füzeleri kontrol ediyor. Ama Rusya hiçbir zaman benden izinsiz sen Afrin operasyonu yapmamazsın demedi ki Türkiye'ye. Öyle bir şey deseydi sizin dediğiniz doğru. Ama Rusya zaten Türkiye'ye sen Afrin operasyonunu yapamazsın. Ben buna asla izin vermem diye bir şey demedi. Hocam bazı şeyler diplomaside de facto olarak görüşülür. Rusya hiçbir zaman ben gel benden izin al demez. Zaten o bir kere suçtur. Egemen bir devletin sen hava sahasını hangi yetkiyle kontrol ediyorsun? Evet. Demez. O denmez. İşte ama orada bir izin verildi ve o izin çerçevesinde yani ben dokunmayacağım dedi ve istediği zaman da kapatıyor. Benim de endişem şudur. Bu işler uzayınca bir Amerika ile işte bu hengame başlayınca bu defa o taraftan bir gol yeriz. Türkiye iki arada bir derede kalıyor bazen. İşte bu akılsız politika nedeniyle. Bazen Amerika ile bir şey yapıyor, bir bakıyoruz Rusya'dan bir gol yemiş. Rusya ile bir şey yapıyor, bir bakıyoruz Amerika'dan gol yemiş. Yani bunu ben örneklendirebilirim. Ama bu Türkiye ile ilginiz değil ki sadece. Ya siz... Bu aynı şey Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Aynı şey Rusya için geçerli. Yani Türkiye ile işbirliği yaparken... Türkiye onlara gol atamıyor ki. Türkiye işbirliği yaparken... Niye? İşte Afrin operasyonu... Ne? Kime gol atıyor? Kime? Amerika Birleşik Devletleri'ne gol. Ya ne zaman Amerika'ya gol atarsınız biliyor musunuz? Gol yani. Bakınız ne zaman gol atarsınız biliyor musunuz? Fırat'ın doğusunda Amerika'ya rağmen bir sabah uyanır Amerika. Ama girmişsiniz. Afrin'de gol değil yani mi? Afrin gol. Bakınız Afrin bir gol değil. Afrin bizim güvenlik ihtiyaçlarımızın olduğu... Bunun yani bir meşruiyeti olan bir şeydi ve biz bunu söylüyorduk. Hep konuşuluyor. Bu konuda böyle bir gol falan olayı ya gol olsa şöyle olur. Tabii onu bir şey yani olarak, sanki Rusya'nın haberi yokmuş. Ama ABD'nin yani, rahatsız olduğu belli. Yani bir aşikar. Rusya da rahatsız. Siz zannediyor musunuz Rusya böyle çok memnun falan? Ama şunu söyleyeyim. Herkes orada bütün herkes tam böyle garanti altında değil. Yani bütün kuvvetlerin bir çıkarı var. O ayrı ama çatışabilir ama razı geliyordur. Hiçbir ülke tam manada kendini emniyete alabilmiş değil. Dolayısıyla da orada bir şey var. Yani Türkiye işte Afrin operasyonu, bakınız Rusya ile normalleşme başladığı zaman bir baktı ki işte mavi akım meclisten geçti. Akkuyu hikayesi bir anda tamamlandı. Yani imza. Bir baktık S-400 gitti. Ya hiçbir şey karşılıksız olmuyor. Yani Türkiye maalesef bir bölgesinde dengeleri iyi tutturamadığı için kendi komşularının bölünmesiyle sonuçlanan bir noktada başkalarının kapısına gidiyor. Hayır bunu ben işte şöyle yani siz tabii böyle bakıyorsunuz ama şimdi Rusya'nın Türkiye'ye siz kendini söylüyorsunuz. İhtiyacı var mı? Türk akımından dolayı. İhtiyacı var değil mi? Ama biz bir saniye Türk akımından dolayı Türkiye gazı ucuza almıyor ki. Biz öyle bir gaz anlaşması yapmışız ki bize bir özel bir indirim yok. Hiç bize bir şey yok. Gaz satışından artı para kazanıyor. Artı başka bir şey söyleyeceğim. Mesela nükleer santralde Rus getiriyor 25 milyar dolar deniyor. Gerçekten ben onun 25 milyar dolar olup olmadığını bilmiyorum. Orada bir soru işareti koyayım. Ben onun 25 milyar olup olmadığını bilmiyorum. Bize söylenen 23 milyar falan. Evet. Şimdi getiriyor onu. Kendisi onu size yapıyor. Kendisi yapıyor. Evet. Siz de işte onun çakılını, kumunu taşıttırıyor. Alt taşeronluğunu yaptırıyor. Yarın o santralde şey düşse yani elektrik bir diyelim aksanında bir sorun çıksa ya kardeşim onu bile yapacağınız teknoloji vermiyor adam size. Ya olur mu hocam? Aynı şeyi Amerika bakınız. Amerika'da aynısını yapıyor. Moskova'da eğitim görüyorlar. Ne görüyorlar? Nükleer eğitim görüyorlar. Onlar, orada çalışacak insanlar. Bakınız o Türk öğrenciler. Bakınız onlar belli bir aşamaya kadar. Ya, tabii ki bunun belli bir aşaması var. Yavaş yavaş. Ama ucuz enerji elde ediyorsunuz. Şimdi Türkiye doğal gazdan enerji pahalıya geliyor. Mesela Amerika'da da öyle bakınız. Amerika'da enerji bu zamana kadar silahı hep Amerika'da satıyor. Bir bakıyorsunuz ya teknoloji vermiyor, bir şey vermiyor. Yani burada Türkiye'nin hakkı, hukuku,
olması gereken nokta maalesef orada değiliz. Hakkı hukuku da yeniliyor ve yazık oluyor. Ben 23 milyar para vereceğim Rus'a. Evet. Ucuz ve ben teknolojiyi bana öğretmeyecek. Öğretmediğini kim söylüyor? Öğretmiyor. Ben söylüyorum. Hiçbir işte şey. Kaç tane öğrenci her dönem 200 hocam, öğrenci. Hocam o bakınız Moskova'ya o ev sahibi bakınız gidiyor. o anlaşmayı lütfen. O bütün Korelilerle de yapılan anlaşmayı, Ruslarla da yapılan anlaşmada. Biz bir şey yapmıyoruz. Biz çok böyle basit şeyler. O anlaşmayı lütfen bakalım. Orada birisi çıksın desin ki evet onun biz teknolojik olarak şunu yapıyoruz. Yok öyle bir şey. Alt taşeronluklarını yapıyoruz ya. Hayır şöyle. Amerika'da aynısını kakalıyor bize. Yıllardır silah şey yaptı. Silah endüstrimiz gelişemedi. Onlar da şimdi Gazze'sini petrol. Şimdi gelişiyor işte %65'e çıktı. Nerede? Türkiye'de. Hani ne? Askeri sanayi %65'ini Türkiye kendisi yapıyor. Ya şu anda Afrin'de doğru dürüst bir diyorlar ya bizim silahımız. Ya ben bu zamana kadar savunma sanayi konusunda bakınız hala hava savunmasını ya Rus'tan almak zorundasın ya Amerika'dan almak zorundasın. Bazı hassas teknolojiler savunma sanayinde terörle mücadele eden bir ülke olarak bizim bunları şimdiye kadar 100 defa yapmamız lazım. Yapamamışız. Şimdi yapmış. Şimdi de yapmıyoruz. Getirip Rus'a veriyoruz. Amerikalı'ya veriyoruz. Ya şimdi hava savunma Akkuyu götürüyorsun, Rus'a teslim yapabilseydi şimdiye kadar Patriot'a yapardı. Patriot'a götürüp Rus'a veriyoruz. Ama ben şey yapayım. Amerika'ya veriyorsun. Tartışmaya girmeden. S-400'de Rus'a veriyorsun. Peki. O zaman şey tekrar geçelim gündeme. Yani evet ben şu Öztürk Bey'in söylediği bu federasyonla ilgili. Türkiye'nin federasyon kurma gibi bir niyeti yok zaten. Ben öyle bir şey demedim. Ya da ben orada dedim ki, kalma gibi bir niyeti de yok. Hocam bakın ben yani öyle bir şey demedim. Yerleşim, genel planı anlattı. Ben evet. Dedim ki siz yarın dedim Amerika orada bir yapılanmaya gidiyor ve orada onun kalıcılığını sağlamlaştırıyor. Ruslar bir yapılanmaya gidiyor ve kalıcılığını sağlamlaştırıyor. Yarın dedim Suriye'de, Cenevre'de bir anlaşma olduğu zaman siz onların yaptığı gibi bir şey yapmadığınız için yarın ortaya çıkacak devlet entitesi hadi çık dediği zaman çıkmayacak mısınız? Şimdi dedim. Bakın şimdi üç ülke İran, Rusya ve Türkiye bir konuda mutabık. Nedir o? Suriye'nin toprak bütünlüğü. Bundan asla taviz vermiyor. Nasıl? Çok toprak önemli. Bütünlüğü demek içinde federasyon olur, konfederasyonda bir toprak bütünlüğü. Yani bir ülke konfederasyonda olur, ona toprak bütünlüğü derler. Yönetim biçimi farklı olabilir mi? O yönetim siyasi barış süreci içerisinde, toprak bütünlüğü içerisinde farklı sesler olabilir. Ona ben bir şey demiyorum. Bakın ama bunu her grubun bağımsız işte kendi... Sizce Türkiye'nin Suriye politikası başarılı mı? Şu anda başarılı. Başarılı. Bir devleti aldınız, paramparça edildi. Ve şu anda sonu ne olacağı belli değil. İçinizde 4,5 milyona yakın Suriyeli olmuş kaçaklarla birlikte. 30 milyar dolar para harcamışsınız. Güvenliğiniz gitmiş. Yarın PKK gelmiş 650 kilometrenizi işgal etmiş sınırınızı. Siz Afrin'de bir gıdım ilerletseniz dünya size çelme takmaya çalışıyor. Böyle gül gibi bir pasaportların kalktığı bir dönem, komşunuzla gidip anlaştığınız bir dönemi getirmişsiniz. Şimdi kan revan olan bir döneme sokuyor. Türkiye mi getirdi bunu? Ya kim? Türkiye getirmedi. Ya bu Orta Doğu'yu siz öyle diyorsunuz da. Esad'la görüşüp yaptı. Bir saniye. Libya'yı Türkiye'ye yaptı. Türk, ne bakınız, bileyim bakınız. Yani Mısır'ı Türkiye'ye Türkiye, yaptı. Türkiye'yi taşeron olarak yani AKP'yi taşeron olarak kullanan güçler Türkiye ile yaptırdılar bunu. Hiç şunu söyleyeyim. Elinde yok bilmem 27 maddeyle gidiyorlar. Akılsızlık ya Esad'a diyorlar ki rejimini değiştir. Ya kardeşim bir gecede rejim değişir mi? Gelip sana birisi dese cumhuriyetini değiştir, değiştirir öyle misin? Bir şey yok. Rejimi bakın değiştirmediği bir şey hayır. Yok. Git diyor seçim yap diyor. Seçime yap. Demokrasiye geçiş. Sana gelse bugün kardeşim git hadi bakalım seçime deseler. Senin Güneydoğu'da bombalar patlıyor. Hadi git de bakalım seçime. Biz bunu kabul eder miyiz? O dönemde isyan çıkmış bakın. Ya isyan bizim içimizde diyelim isyan çıkardılar i̇syan hocam çıkmış. Bakın bizim içimizde bir isyan çıkardılar. Allah korusun. Bir isyan çıkardılar ve Yunanistan'da bize karşı ÖSO'yu eğittiler. Kabul eder misiniz? Biz demokrasiyle yönetilendiriyoruz. Ya bizim demokrasimizde bizde seçimlerimizde bir sorun yok ki. Suriye'yle karşılaştırıyorsunuz tabii ama. Yani biz demokrasiyle yönetilen. Demokrasinin en güzel bir tarafı olduğunu sanmıyorum ben ama. Efendim? Demokrasiyle yönetilen bir ülke olduğunu da sanmıyorum. Yani. Ben şunu söyleyeyim. Ya dünya üzerinde. Dünya üstünde seçimlerin en hakkaniyetle yapıldığı ender ülkelerden birisi. Hocam ama ben bunu söyleyeyim. 16 Nisan'ı mühürsüz oylar mesela yani. O çok alenen bakın, gözlerimizle gördüğümüz mühürsüz, şey. Mühürsüz hocam oylar. Ben o yüzden genel olarak bu iç politikaya giriyor da. Hocam oylar... siz tam politika yapıyorsunuz ya öyle şey olur mu? Yani siz şimdi en demokratik seçim diyorsunuz.
Ya Türkiye'de seçim resmen şu anda yasa tasarısı gelmiş. Resmen oy hırsızlığı yapılıyor. Milletin iradesi gasp ediliyor. Niye en kötü filigranlı şeylerde ne? Filigran olur mu? Var? Sandık kurulunun mührü olması gerekiyor. Olmuyor diyor. Hayır. Olmasa da olur diyor. Hayır. Filigran koyuyor. Filigran nedir ya? Filigran dediğin amblemdir. Nedir? Ya olur mu olur o mu? Sizin gördüğünüz o mührün olur şey mu? Hali, elektronik onu, hali. Onu Yüksek Seçim Kurulu'nda 40 bin tane basarsınız, dağıtırsınız. Şöyle yapalım, mühürle dışarıda basamaz mısınız? Hayır, sandık kuru, hayır. Kopyalar. Şu anda öyle bir noktaya geldi ki 16 Nisan referandumu resmen YSK'nın yüzünden hayır, bu noktaya geldi. Hayır, Öztürk Bey, mühürü YSK, dışarıda yapamaz mısınız? Nasıl sahtesini? Mühür? O mühür ya sandık kurulu, ya? Sandık kurulu evet. O anda, o orada olmayan bir şeyi niye siz şey yapıyorsunuz? Ya dışarıda sandık kurulundan birisi mühürün sahtesini yapıp sahte oy pusulası yapamaz mı? E peki bir şey söyleyeceğim. Sahte pusulası yapar diyorsunuz ya. Peki aynı şeyi filigranlı YSK'nın sahte yapıp seçimin sonucu etkilemeyeceğini ben nereden bileceğim? YSK'nın değil, oraya giden onun altına imza atan sizin partinizin temsilcisi var parti sandıkta. Parti temsilcisi değil ki. Bizim partinin temsilcisi olay değil ki. İşte benim partimin sandıkta. Temsilcisi diyor ki ya burada diyor mühürlü olması tabii lazım. Konumuz bu değil ama. Yani hayır, evet, ben onu düşünmüyorum. Her partinin evet. Temsilcisi bakın sandıkta oy sayıldıktan sonra merkeze. Demokrasi hocam, buraya geldi. Suriye'den buraya geldik. Hocam. Siz bir şey söyleyemiyorsunuz. Siz bir an önce AKP'de milletvekili olup kurtulun. Yoksa bu siyasi eleştirileri alırsınız. Hayır şöyle diyelim bakın. Ortada olan doğruyu söylemek abi şu an AK Partili olmak demek ama seçim gerçekten ya. Türkiye'de siz ona hakikaten inanıyor hayır, musunuz hayır her partinin hocam? Temsilcisinin olduğu sonuçları dakikada SMS'le gönderdiği bir seçim sistemine siz diyorsunuz ki bu güvenli değil. Şu anda siz o zaman gerçekten siz güvenli seçim olmayan bir seçimde seçilmiş bir milletvekilisiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün bütün seçim Türkiye'de bütün seçim sistemleri bu zamana kadar gerçek manada tam manada AKP döneminde hepsi şaibelidir. Neden? Seçim öncesi devletin uçağıyla AKP kongrelerine, kurultaylarına gidiyor mu? Başbakan gitmiyor mu? Bu AKP'nin kurultayına giderken bir başbakan, Türkiye'nin başbakanı, Türkiye'nin cumhurbaşkanı neden devletin imkanlarını yararlanıp gider? Şimdi bakın, neden? Bir saniye. Siz neden? Hukuk neden? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? İşine geldiği zaman hayır, cumhurbaşkanı hayır. Kasketini takacaksın. İşine hayır, gelmediği şimdi, zaman bu biraz bir de Salih Yılmaz'ı dinleyelim ama bir de Salih buyurun. Neyse, şimdi Öztürk Bey bu olay sizin söyledikleriniz biraz topu taşa atmak. Ben tam topu tam kalede bir anayasa var. Kaleye diyor ki anayasada benim bildiğim bir aya kadar ya da üç ay mı seçim sürecine girene kadar bu adamlar görevi dolayısıyla sizin dedikleriniz kullanabilirler. Zaten eğer görev dışında kullansaydı siz AKP onları kurultayına bir saniye AKP'nin kurultayına cumhurbaşkanı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı şeyler oluyor ya il kongreleri. Evet. AKP'nin il kongresine giderken cumhurbaşkanı devletin uçağını kullanır mı, kullanmaz mı? Peki ben bir örnek vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı işte Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya giderken devletin verdiği Mercedes kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Devlet hangi kimi verdi? Verdiği partiyi ya ne devlet? Ya partinin olur mu? Ne parti? Yani ne? Yanında verdiği hayır canım, Mercedes kullanıyor hayır, mu kullanmıyor mu? Bizim yani bu nedenle ya biraz ne olay ya. Hiç alakası yok. Hiç alakası hiç yok. Hiç kimse kullanıyor. Her parti hayır, bakınız, ben size çok sor. Anayasa, başbakan. Anayasa ne diyor ona bakalım. Anayasa diyor ki bir aya kadar ya da tam emin değilim üç aya kadar diyor ki imkanlar. Bu başbakan olarak gidiyor zaten oraya. Seçim sattığına girmedi. Ama seçim nereye başbakan? Sonra niye mesela CHP'nin niye bir başka partinin veya niye falana gitmiyor da AKP'nin genel başkanlığını yapıyor ve devletin imkanlarını kullanarak yapıyor. Sizce bu normal mi? Bakın bak anayasa diyor. Size anayasa soruyorum maddesi. Uçakla neden gidip kongre üzerine kongre, kurultay üzerine kurultaylara gidiyor AKP'nin? Devletin uçağıyla niye gidiyor? Ya bu başbakan olarak gidiyor. Ya ne başbakan olsa niye partinin şeyine gidiyor? Atla mı gitsin, eşekle mi hayır, niye partinin ya? Gidiyor? Hayır, ben bir kendi örnek verdim ama. Kendi partisinin uçağı varsa ona gitsin. Hayır, ben bir örnek kendi verdim. Partisinin dedim ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda başkanlığı kullandığı araba kimin? Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ya olur mu? Devletin zırhlı aracı değil mi? Ya kardeşim, devletin zırhlı aracı dediğiniz şu bizim Sayın Genel Başkan'ın öyle bir şeyi yok. Verdiler şeyden evet, dolayı. Evet, devletin zırhlı aracını kullanıyor. Ama uçak diyorum ben. Hayır, ne? Her yere giderken uçakla gidiyor ya. Araçla nereye gidiyor? Fark etmez. O zırhlı nereye gidiyor kullanıyor. Ben şimdi bunları şimdi karıştırmayın bakın. Ben size bir soru soruyorum. Madem öyle siz siyaseti seviyorsunuz. Yok ben hayır, sevmiyorum. Ben size diyorum ya, ki benim paramla ben karşılık benim veriyorum. Paramla ben siyasi bir partinin temsilcisiyim. Sen benim paramla nasıl olur da kendi kurultayına
kendi partinin kurultayına uçakla gider. Anayasaya aykırı mı? Evet. Hayır, aykırı. Evet, aykırı. Anayasaya her şey. Anayasanın her şeyine aykırı. Tarafsız aykırı değil, mı? Tarafsız değil. Ya o sizin bak. Kanuna yönetmeliğe aykırı değil. Yönetmeliğe de aykırı. Her şeye de aykırı. Ya kanuna yönetmeliğe aykırı değil. Anayasada seçim sattığına girmeden bir ay önce ya da 40 gün önce mi ya bu şeyleri kullanmaya izin veriyor? Bakınız o normal. Evet. Bakınız sistemde, şu andaki sistemde daha önce siz Sezer'in, Abdullah Gül'ün, başkalarının öyle bir şey yaptığını düşünüyor musun? Öyle bir şey var mıydı? Şu anda sistem değişti diyorlar. Yahu kardeşim sen cumhurbaşkanısın. O zaman kendi kurultayına gitmek istiyorsan kendi partinin uçağıyla varsa gideceksin. Cumhurbaşkanı olarak gidiyor ama. Oraya. İşine geldiği i̇şte, zaman cumhurbaşkanı. Burada ama bir şey burada, orta, ama, bir, burada ama bir anlayış var. Farkı var. Bitmez, tabii, bitmez. Tabii, burada sonuç işine şey geldiği var. Zaman evet. Öyle. İşine gelmediği zaman böyle. İşte onun için de kimse bunun meşruiyetini tanımıyor. Kimin meşruiyeti? Cumhurbaşkanının yaptığı şeyi. Seçimle meşruiyeti olmuş birisi. Sen ya. Devlet kaynağını siz, nasıl öyle kullanırsın? Siz meşruiyeti eğer tanımıyorsanız o zaman oyla hesaplarsak hani Cumhuriyet nasıl aldınız daha yani? Meşruiyeti ama yok daha büyük daha büyük sorunlarımız var. Daha büyük sorunlarımız yani sınırda yaşanan gelişmeler. Tabii, yani sandıkta halk meşruiyeti vermiş yani. Siz sandığı da çalıp şey yapıyorsunuz. Ben akademisyenim. Öyle ya bırakın hocam sen ne akademisyen ya. Sen resmen AKP'den daha çok AKP'lisin. Bırak ya. Biz yani. Sen AKP. Sen bundan sonra bir an önce seçime gir yoksa eleştiri alırsın. Ya bırakın sizin akademisyen olsanız bir kere bu etik kuralı bir kere ayırt edersiniz. Siz akademisyen değilsiniz. Akademisyen olsanız dersiniz ki Cumhurbaşkanı doğru ya. Cumhurbaşkanı nasıl olur da bir partinin kendi partisinin kurultaylarına, kendi partisinin kongrelerine devletin uçağıyla gider. Partisinin uçağıyla gitsin ben dersiniz. Ben akademisyen olarak diyorum ki kanun ve yönetmelik buna izin aykırı. Vermiş. Anayasa buna aykırı. İzin vermiş. Aykırı. Nerede yazıyor ki? Öyle bir şey bana gösterin bakalım seçim hangi yasada? Seçim sattığına işte seçime kadar bilmem ya kaç gün öncesine kadar ya. Bunları yasaklamıyor. Böyle bir şey yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet hayır evet hayır referandumda seçim sattığına girdiği zaman Cumhurbaşkanı devletin uçağıyla gel gitmedi. Evet hayır referandumu devletin referandumu partinin referandumu değil karıştırma. Ya siz milletvekilisiniz. Şimdi de göreceksiniz seçime giderken de aynısını. O parti seçimi ya değil. Ya ne alakası? Evet hayır seçimi ya. Kendi seçim yaptı ya. Peki şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu arada siz devletin cep telefonu hattını kullanıyorsunuz değil mi? Ben bakınız benim devletin cep telefonu hattı bir saniye milletvekillerine verilen bir hak. İşte o hak ona işte verilmiyor ya, bakın. Hak işte. Hayır ona ben verilmiyor. Ona istedim. Cumhurbaşkanı olarak yani kullanabilir. Şu an Cumhurbaşkanı işte olarak onu kullanabilir. Sen benim bana hem rakip olacaksın. Hem benim partimi başka siyasi partileri itham edeceksin. Hem onlarla ilgili ağır eleştirilerde bulunacaksın. Hem de devletin parasıyla gideceksin. O kendi partinde kurultaylara katılacaksın. Hocam var. Konuşmayalım o lütfen. O devletin ve yasanın lütfen. Verdiği hak. Hiç sizin şu anda alakası. Devletin peki hattını hocam, kullandığınız şöyle yapalım. Gibi. Hocam şöyle hocam, yapalım. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bakınız. Öztürk Bey. Bir uçak, siz bir uçağı kullanıyorsunuz. Ama aynı devletin şey bütün medyasını kullanıyorsunuz. İmkanlarını kullanıyorsunuz. Her şeyi kullanıyorsunuz. Ve siz bunu diyorsanız ki gerçekten Cumhurbaşkanı bunu Cumhurbaşkanı sadece Cumhurbaşkanı olduğu için yapıyor diyorsanız benim size diyeceğim hiçbir şey yok. Hayır, yasa ve kanunlar aynı sizin cep telefonu hattını kullanıp da faturasını şöyle yapalım devlete ödettiğiniz tamam, gibi şöyle yapalım, aynı şekilde Bey. Yasaya göre lütfen, hakkını kullanın. Lütfen şöyle yapalım yani gene dış politikaya dönelim. Evet, hem evet. Gene o dış politika üzerinden ilerleyelim çünkü yani iç politika gidiyoruz nihayetinde yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsilcisi değil. Ama hayır, temsilcisi. Temsilcisi. Hayır, ben temsilcisi değilim. Temsilcisi. Ama politika yapmak istersen tabii ki politik anlamda doğruları söyler. Biraz önce söyledim. Tamam. Yani onu bir örnek vereceğim. Tamam. Bugün akademisyenliği bırakacaksın. Hayır, aynı şeyi CHP için söyleyebiliyor musunuz akademik kimliğinizde? Söyleyeyim. Aynı şu bir tane cümle kurun. Ya Cumhurbaşkanının bir tane yanlışı var mı? Söyleyin bana hadi. Nasıl? Eleştirin azıcık. Ya. Siz niye eleştirir mi? Yanlışı varsa niye eleştirir? Akademisyeniz doğru akademisyeniz. Ama sizin gibi böyle hani tamamı yanlıştır. Hani bir siyaset ve politikacı gözüyle bakmam ben bu işe. Hocam bizim kimseye peki, baktığımız yok. Peki şöyle yapalım. Biz sadece yapalım, olanları söylüyoruz. Yapalım. Toplumda bunu zaten görüyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinde şimdi bu yapılacak toplantı içerisinden şunu soracağım. Yani bu mekanizmalardan bir sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı? Artık ona gelelim. Şimdi ben şu tabii iç politikaya kayınca onu, biraz evet, şey oldu. Tabii. Demokrasi demiştiniz en son. Oradan biraz şey zaten. Oldu. Ben şöyle söyleyeyim bakın. Öztürk Bey söylediği için hani ben kendi gözlemlerimi söyleyeyim. Türkiye bir defa ben oraya gideceğim yüzlerce yıl kalacağım burada yeni bir devlet kuracağım. Böyle bir amacı yok. Türkiye oraya giriyor bir
Öztürk Bey söyledi, kendi güvenliği için doğru. Hı-hı. İkincisi, oradaki vatandaşların güvenliğini sağlayacak. Hı-hı. Ve oraya asıl sahiplerine teslim edecek. Türkiye bir gün oradan tabii ki çıkacak. Ama gerçek sahiplerine teslim ederek ve o gerçek sahipleri de Esed gibi böyle canilerden, tamam mı? Ben kendi fikrimi söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Bu arada Esed niye Tayyip Esed Erdoğan, diyorsunuz diye. Esed, Esed canidir demeden önce siz de dostum Esad diyordunuz. O gün ben size de şey ilahi söyledim. Şey geldi herhalde. Hiç öyle bir şey demedim. Peki, bakabilirsiniz yazılarıma. Esed'le ilgili niye Esed dediğimle evet, ilgili bir eleştiri de var. Esed söylenişi Arapça. Yani adamın gerçek adı Esed. Esad biz Türkçe. Tıpkı Michael İngilizce olarak söylüyorlar. Biz Mikail dediğimiz zaman adamın ismi Michael. Şu anda biz aynı durumdayız. Yani Esad bunun Türkçe telaffuz hali. Ama gerçek Arapçadaki ismi Esed. Yani ben ona bir siyasi bir söylem olarak söylemiyorum. Yani ben daha önce de Esed diyordum. Şimdi de Esed diyorum. Burada bir böyle bir amacım yok. Cumhurbaşkanı Esed değil de Tesed deseydi emin olun hocam da bugün o Arapçada Tesed diyecekti. Hocam siz bak herkesi kendiniz gibi görmeyin. Vallahi ben onu söyleyeyim. Herkesi kendiniz gibi görmeyin. Çünkü o ne diyorsa yani, herkes ona uyuyor. Siz herkesi kendiniz gibi görmeyin. Biz öyle değiliz. Biz gerçekleri söyleriz. Tıpkı biraz önce söylediğimiz gibi. Yani ama siz şey gözüyle bakmayın. Yani sadece CHP gözüyle bakıyorsunuz. Tamam ben hak veririm. Sonuçta CHP gözüyle değil. Biz dünyanın gözüyle bakıyoruz. Ve siz burada bir politik Esed anlamda dışında bir şey ilk defa ben ya bir insanı sevmediğiniz zaman illa onun ismini değiştirmek zorunda değilsiniz. Ya niye değiştiriyorsunuz? Ya ben söylüyorum. Ay, adamın gerçek ismi Esed temel olarak Arapça. Yapıyor. Tabii biz Arapça telaffuz ismi çözüme odaklanalım. Çözüme odaklanalım. Kaldı ki Esed tamam, olmayacak. Ama Suriye gidecek. Eleştirileri tamam, alalım. Görelim. Tamam. Peki eleştirileri alalım. Tamam, yani görelim. Şöyle yapalım. Yani çözüm odaklı konuşmaya çalışalım. Çözüm odaklı konuşalım. Şöyle. Yani biz tartışma falan filan diğer biraz uzun. Tabii süreç. Şöyle tartışın ama hani fikirler tartışsın, siyasetler evet, tartışmasın. Evet, yani her zaman dikkat ettiğim kesinlikle, şey o zaten. Kesinlikle. Şimdi teşekkür ediyorum. Yani bu kanalda bize söz verdiniz. Ben çok bu açıdan memnunum. Hani görüşlerimizi burada dile getirmek önemli. Çünkü neden ülkemiz son yıllarda hani farklı farklı dışarıdan içeriden bir tehdit altında. Biz bu tehdide karşı ne bileyim sizin kanalınız, o kanalınız işte solcusu, sağcısı, muhafazakarı, komünisti, sosyalisti, dincisi, dinsizi hepimiz milli birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeliyiz. Evet. Yani bu çarkın içerisinden biz birlikte çıkabiliriz. O yüzden ben bunu sizi bu açıdan tebrik ediyorum. Suriye'ye gelince de biraz önce söylediği gibi bunu kurabilecek mi, şunu kurabilecek mi manasında Öztürk Bey söyledi ama Türkiye'nin öyle bir Suriye'nin bütünlüğünü parçalamak gibi bir düşüncesi yok. Dediğim gibi orada o bölgeleri gerçek sahiplerine verecek ve o sahiplerini de kendilerini nasıl koruyacağını da öğretecek. Eğer bir tane daha Esed çıkar da bunlara ileride bu şekilde ne bileyim silahsız, savunmasız kadın, çoluk, çocuk, paramparça, tecavüz böyle şeyler yaparsa bunlar kendilerini koruyabilecekler. Ha Rusya, İran, Türkiye siyasi barış süreci diyoruz. Bunlar 2012 anayasası çerçevesinde tabii ki her bölgenin kendine yönelik bir özellikliği olacak. Ama bu özellik siyasi bütünlüğü parçalayacak. O Suriye'nin bütünlüğünü parçalayacak bir şey de değil. Yani belediye başkanlığı serbestçe insanlar seçebilecekse, Şam'dan atama olmayacaksa bunun neresi kötü? Bunun bir kötü tarafı yok. Bu insanlar kendi yöneticilerini kendileri seçecekler. Gayet doğal bir şey. Eğer Afrin'de Kürt çoğunluk varsa kendi yöneticisi Esad'ı seçerlerse ne olacak? Neyi? Mesela Aslan'dan sonra bir seçim. Evet. Seçim olacak. Seçimde Esad seçildi. Ne yapacağız? Şimdi Türkiye bakın olarak. Orada Soçi'de ne diyor? Suriye'nin geleceğini Suriye halkı belirleyecektir. Esad'ı bu seçti. Size en güzel cevap. Esad'ı seçti. Seçerlerse Esad kalır. O zaman Türkiye Esad'la ya oturma tabii ki, masaya tabii ki. Yani eğer Suriye'nin geleceğine Suriye halkı biz Esad'la yürüyeceğiz diyorsak hayır siz yanlış tercih mi yaptınız diyeceğiz. Böyle bir şey yok. Ya bu evet. Algı yanlış. Anladım. Yani Türkiye'ye bakış algısı yanlış. Türkiye bir şey koymuş ama bu seçim özgür ve milli iradelerini bir şekilde onların müdahale olmadan zaten Birleşmiş Milletler denetimi derken
Bu üç ülke bunu kastediyor. Peki öze gelelim. Şimdi biz bu toplantıda, yarın yapacağımız toplantıda ABD ile anlaşacak mıyız, anlaşmayacak mıyız? Ya bu, yani, tabii şöyle, yarınki toplantıda bir çözüm çıkmaz. Yarın derken şu, bu silsileden bahsediyorum. Yani toplantı artık ardı ardına devam edecek toplantı silsilesinden bahsediyorum. Yani ardı ardına 8'inde, 9'unda, 19'unda, ondan sonra ikinci turlar, üçüncü turlar, dördüncü turlar devam edecektir. Ama ABD ile Türkiye ortak bir zeminde buluşabilecek mi? Şimdi yoksa Avrasya'ya doğru Rusya, işte siz o konunun uzmanısınız. Yani Rusya ile Türkiye bölgede daha fazla mı hareket edecek? İran'la Türkiye arasında gerginlikler biraz daha mı azalacak? Nasıl bir şey bekliyorsunuz? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrına bağlı bir şey. Onu söyleyeyim. Yani ABD eğer Türkiye ile sahada mücadele edeceğim diyecekse Türkiye mücadele edecek. Yani Türkiye bu konuda kararlı. Kararlılığını da defaatle söyledi. Bu bir tehdit değil. Türkiye'nin uluslararası meşruiyetten kaynaklanan hakkı. Amerika Birleşik Devletleri de bunu biliyor. Ve buna karşı, Türkiye'ye karşı bir sıcak çatışmaya girdiği takdirde 3. Dünya Savaşı'nın da çıkma ihtimali var. Yani Rusya Türkiye'ye desteğini söylemiş. İşte demiş ki nükleer silah gerekiyorsa ben sana bu desteği vereceğim. İngiltere, Fransa, ABD'nin yanlış politika yürüttüğünü, Türkiye'nin milli güvenliğinden kaynaklanan hassasiyetlerin giderilmesi gerektiğini defaatle, sadece sesli değil, masa başında da söylüyor. Burada şöyle bir olay var. Amerika Birleşik Devletleri masa başındaki görüşmeleri uzatacak. Yani kısa sürede bir çözüm beklememiz yanlış. Burada ne alacağına, Türkiye'yi neye ikna edebileceğine bakacak. Ki ardı ardına işte Pence açıklama yapıyor. Diyor ki SDG içerisinde PKK-PYD'yi ayıralım. İşte 10 kilometrelik alanda Türkiye'ye güvenli hat oluşturalım. Burada Türkiye güvenliği sağlasın. Wilson ilkelerini teklif ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi işte her çoğunluğun kendi başına bir yönetimsel düzen olduğu, İşte denetimi oradaki garantör ülkelerin sağladığı bir Wilson ilkeleri prensibini teklif ediyor. Ama bu Türkiye, Türkiye'nin amacı oradaki ne bileyim bir federasyon kurmak, Suriye'yi parçalamak değil. Milli güvenliğini tehdit eden PKK, PYD'nin son militanı kalana kadar oradan temizlemek. Bunu başaracak. Ve Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde göreceksiniz, Türkiye'nin tezlerini desteklemek zorunda kalacak. Ha desteklemez mi? O zaman Rusya, Türkiye o bölgede ABD'nin yeni bir devlet kurmasına engel olabilecek bir planı tabii ki çalışıyorlar. Onların da bir B planı var. Rusya'nın, Türkiye'nin de bir B planı var. Çünkü Rusya'nın, ABD'nin orada bir devlet kurması demek Suriye'nin tümüyle parçalanıp Rusya'nın da oradaki çıkarlarına ters. Rusya'nın da orada Akdeniz'de şu anda elde ettiği varlığın geleceğini tehdit eder bir nitelik taşıyor. Zaten Suriye'deki şu anda duruma baktığımız zaman ABD'nin bu projelerine karşı Türkiye, Rusya'nın politikalarının örtüştüğünü görüyoruz. Ha %100 örtüşüyor mu? Tabii ki %100 örtüşmüyor. Bugün Putin bununla ilgili açıklama yaptı. Yani Türkiye ile biz %100 Suriye'de hani anlaşabilmiş değiliz ama gittiğimiz aynı yol üzerinde giriyoruz ve birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ve Türkiye ile gelecekte daha büyük işler yapabilmek amacıyla ilişkilerimizi geliştireceğiz. Bakın her hafta Putin bir mesaj veriyor Türkiye ile ilgili. Bunu niye veriyor? Türkiye burada bana olan güveni sarsılmasın. Suriye'de biz milli birlik ve bütünlüğü sağlayabilmek için çıktığımız yolda bizim kararlılığımız tamdır. PKK, PYD'ye karşı bu mücadelesinde Türkiye'nin arkasındayız. Öztürk Bey'in bir açıdan şeyi var. Haklılık sebebi var PKK, PYD konusunda. Doğru. Eğer PKK, PYD Esed'le anlaşıp da Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaşmasaydı, tamamen kendisini teslim etmeseydi, belki Rusya'nın Türkiye politikası farklı olabilirdi. Orada da Rusya Türkiye'yi ikna edebilmek amacıyla hani PYD koz üzerinden Esed'le Türkiye'yi aynı masa etrafında daha kolay oturtabilecekti. Ama PYD PKK'nın tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne girmesi, maaşların oradan ödenmesi, silahların oradan gelmesi, uzmanların oradan gelmesi Rusya'nın PYD ile ilgili kontrolünü tamamıyla kaybetmesine neden oldu. Bu da Rusya'yı
Türkiye'nin politikalarına, PYD politikasına tamamıyla destek olmasına nedeni. Bu açıdan doğru söylüyor Öztürk Bey. Ama baktığımız zaman hani Türkiye'nin hiç planı yok. Suriye ile ilgili işte tek düze gidiyor manasında Türkiye'nin uygulanabilir bir planı var. Bunu bir devlet planı olarak görmek lazım. Yani devletin bir aklı olarak görmek lazım. Tabii ki siyasetçiler buna görüşlerini katıyorlar. Destek olarak o devletin aklıyla birlikte hareket edip uygulayıcısı olarak yer alıyorlar. Ama ben göreceksiniz bu üç ülke, İran, Rusya ve Türkiye bu işi çözecek. Peki. Bunda kararlılar. Peki. Şimdi Öztürk Bey, şimdi şu Doğu Akdeniz'de biraz girelim. Aynı zamanda tabii o da Amerika'yla biraz daha herhalde. Bir şu konuyla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Bir iki cümle alayım orada. Ben çok yazık diyorum. Gerçekten. Yani şimdi hocama da bir şey demek istemiyorum ama. Yok diyebilirsiniz hocam. Yok, yanlış bir şey söylemişsek söyleyin yani. Ama yazık diyorum. Neden? Çünkü AKP bu nedenle Türkiye'yi rezil etti. Komşularla bitirdi. Bütün dünyayla köprüleri attı. Hiçbir yerde de bir ilişki tutturamadı. Ne yapalım? Amerika Birleşik Devletleri ne dediyse kabul etseydik iyi bir ülkeydi. Tam aksine. Milli gelirimiz %500 artmasaydı iyi bir ülkeydik. Silah sanayimiz %15'ten %65'e çıkmasaydı iyi ülkeydik. Kesin dinleyin ya. Bir dinleyin. Ben siz bakın dinledim. Hayır siz de aynı şekilde kesmedim, cevap bakın, kesmedim. Ya, o yüzden ben şey ben yaptım. Sessiz bir şekilde dinledim. Lütfen kesmeyin benim lafımı. Şimdi ya Türkiye'yi duvara toslatmış. Suriye'de bir pisliğin içerisine çekmiş. Şehitler veriyorum kardeşim. Ben daha önce Suriye'de hiçbir şehit vermiyordum. Şu anda gazilerimiz var, şehitlerimiz var. Suriye parçalanmış. Hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Yok işte Amerika'yla şuymuş da buymuş da. Ya kardeşim Amerika seni getirip orada bir kuyuya atmış. Sen bunu bir kere anlayamıyor musun? Yok Amerika'yla işte bu teknik komite şu olur da bu olur da. Bunların hiçbir tanesinden de bir şey çıkmaz. Büyük bir strateji var ve Türkiye bu stratejide devre dışıdır. Efendim biz karşı gelirse Rus... Ama Astana'yı nasıl okuyorsunuz? Bir saniye. Astana'sı da aynı, Soçi'si de aynı, Cenevre'si de aynı. Bu işe girmeyecektik. Girdik, şimdi nasıl çıkacağız? Onu soruyorsanız onu da söyleyeyim. Astana'da ne oluyor Astana'daki süreç? Aman burada Amerika güçlü olmasın ben yapayım diyor. Cenevre nedir? Rusya güçlü olmasın ben yapayım diyor Amerika orada da. Ya burada... Ama Soçi'yi getirdi, işte Cenevre'yi oturttu. Cenevre zaten vardı. Soçi yan unsur olarak Güvenlik Konseyi karar bakınız. Ama Cenevre durmuştu yani nihayetinde. Başarısız bir Cenevre. Şu anda da başarısız. Bir şey yok. Ne var Cenevre'de? Ama Soçi konuşulacak şimdi. Hayır. Ne konuşulacak? Ne konuşuluyor? Çatışmazlık... Ya daha Güvenlik Konseyi 1401 sayılı karar aldı. Suriye genelinde ateşkes. Suriye genelinde ateşkes falan diye bir şey yok. Erdem Bey gerçekçi olalım. Tabii bu 10. falan alır herhalde. Ya bu yani. Artık... Tamamen ve tamamen çocuk aklıyla dış politika yönetmektir. Tamam, ama olamaz böyle bir şey. Yani... Hayır bu çocuk aklıyla dış politika yönetmek. Tamam ne yapalım yani... bundan sonra? Siz hem bir diplomat olarak. Hocam müdahale etmeyin. Ben Erdem Bey sordu zaten ben cevap vereyim. Müdahale etmeyin lütfen. Yani ben sizinle tartışmak istemiyorum. Tartışma değil ben soru sordum. Ne yapalım hani görüş olarak. Bundan sonra çünkü siz deneyimli bir diplomatsınız. Ama işte o soruyu, bakın o soruyu Erdem Bey sordu. Benim lafımı bir daha kesmeyin. Rica ediyorum. İki defadır kesiyorsunuz, senkronizasyonum bozuluyor. Yani ben alışık değilim böyle sürekli kesilmesine. Sizin de kesmiyorum. Şimdi ben hükümetin iyi niyetli olduğunu ve Suriye'de gerçekten bir çözüm istediğini düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Çünkü Suriye'de çözüm belli. Nasıl olacağı belli. Yani Soçi'de işte şunu oluyor... Astana'da şu oluyor bilmem falan. Bunların hepsi böyle lagalaga isim karıştırmak dışında bir şey değil. Olması gereken şudur. Onu söylüyorum ben. Burada rejimle bir araya gelip alan güçlendirmek lazım. Alanı güçlendirmek lazım. Deriz oradaki PKK'ya Esad kaldırıyor uçakları vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri nasıl vurdun diye Amerika Birleşik Devletleri kaldırıp Esad'ın ordusunu vuruyor. Kardeşim burada bir oyun yok mu sizce? Esad kiminle çatışıyor deriz orada? PKK ile çatışıyor. Sen kimi vuruyorsun? Kimle köprüleri atmışsın Esad'la? Ya Türkiye'yi kaybedeceği bir stratejiye itmişler ve savaştırıyorlar. Ya ben Esad'ı yok etsem, yarın öldürsem, suikaste uğratsam Suriye'yi düzeltemiyorum ki. Bitmiş.
Ben ancak onun kazanımlarını kendi elimdeki imkanlarla birleştirirsem bir şey toparlayabilirim. Yarın da o yok. Olmadığı zaman da en azından bak onun zamanında şunu yaptım. Gitmiş derim adam. Ya Esad'la masaya oturulduğu zaman sahada güçlenmiyor mu Türkiye? Her ya türlü. Masaya oturmak ne anlama geliyor? Ama şu anda Afrin harekatı sürüyor. Bir yana ABD'li karşılıklı bir mücadele size söz size bir şey söyleyeceğim. Esad'la anlaştınız ve şu anlaştınız. Ben sana İdlib konusunda yardımcı olacağım kardeşim. Senin toprak bütünlüğüne ben yardımcı olacağım. Sen buradaki PKK varlığını sen de mücadele edeceksin. Emin ol durum tamamen değişir. Şu anda niye olmuyor biliyor musunuz? Buradaki yönetim onu düşman görüyor. O da Türkiye bir kazanım yaparsa beni yok edecek diye düşünüyor. Niçin kuruldu ESO? Esat'ı devirmek için kurulmadı mı? Ama artık o aşamada amacından aşama geçmedi. Hayır hiçbir şey geçmedi. Sen diyorsan ki tehdit budur. Adam diyor ki geçmemiş. Ama bak. Şimdi ESO gerçekten yıkabilecek güçte mi Esat'ı şu anda? Yani? Şu mümkün anda, değil. Dolayısıyla mümkün, hani bu farazi mümkün, bir durum. Hayır mümkün diye bir şey değil diye bir şey yok. Bakınız mümkün diye bir şey yok. Oradaki bütün unsur şudur. Siz bununla bu yönetimle yani şu toprakların %50'sini kontrol eden, nüfusun %75'ine yakınını kontrol eden ve bir şekilde bulunduğu yerde istikrar sağlayabilmiş yönetimle bir kanal açarsanız PKK ile mücadeleyi kolaylaştırırsınız. O zaman Amerika'yı bakınız o zaman Amerika'yı yalnızlaştırırsınız. Siz Esad'la, Rusya'yla, İran'la o zaman daha etkin bir mücadele yaparsınız. Amerika'yı sadece PYD ile bir kefeye koymuş olursunuz. Bu defa Afrin olayı çözüleceği için yani Ruslar da sizinle daha kolay bir işbirliği yapar Esad yüzünden. Çünkü Esad'a diyorsunuz kukla ya kukla olabilir. Adam kukla doğru. İradesi yok ama onu o noktaya getiren de bu politikalar. Siz hem yok etmek istiyorsunuz hem de diyorsunuz güçlü ol. Nasıl olabilir? Yani nasıl mümkün olabilir? Burada önemli olan Cenevre sürecinde, bakınız ben size söyleyeyim, Cenevre süreci tamamen ve tamamen açık açık söylüyorum. Cenevre süreci de PKK'yı meşrulaştırma sürecidir. Orada PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri... Ama Soçi'de bunu başardı Soçi'de, bakın Soçi'de... Tam aksini yani. Hayır, Soçi'de federasyonu garanti altına alma süreciydi. Federasyon olmayacağını ama hep bütün ülkeler deklar etti. Kim diyor? Şöyle, yani en azından dışişleri yaptığı toplantıda... Kim? Dışişlerin yaptığı toplantıda. Güvenlik Konseyi kararında diyor ki Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğü, egemenliğini diyor. Hiçbir zaman demiyor ki federasyon olmayacak. Irak'ta da aynısını söylüyordu. Irak savaşında da alınan kararlar bir genel aynı. Seçimden bahsediyor. Genel seçimde otomatik olarak bir yeni yönetimden şunu, bahsediyor. Yani bakınız, genel seçimlerden hiç bahsetmediği için mesela en basit örneği. İnklusif diyor. Yani kapsayıcı, temsili, her tarafı temsil eden. Şimdi bu nasıl olacak? Irak'taki aynı yazım Güvenlik Konseyi kararlarının aynı yazım bugün Suriye için yazılıyor. Ya daha ne? Ya ne demeleri lazım? O zaman şunu mu diyoruz? Ya Suriye, Rusya ve Türkiye Suriye'yi İran, Rusya ve Türkiye Suriye'yi bölüyor mu Soçi'de diyorsunuz? Bakınız açık yani açık söylüyorum. Yani federasyonla bölüyor mu? Türkiye, o zaman Amerika'dan ne farkı kalıyor bu üç ülkenin? Rusya'nın siz Suriye'de Lavrov getirmedi mi kültürel otonomi adı altında federal planı? Ama geri çekti sonra. Ya ve çekti bir daha değil. Da fikir orada. Şu anda anlam planı çekildi. Anlam planı çekildi ya Kıbrıs'ta. Fikir durmuyor mu? Aynı şeyleri tartışıyorlar. Aynı şeyleri tartışıyorlar. Gene başarabilmiş değiller. Hayır başaramadı. Ama Irak'ta da başaramadılar. Yani savaş devam eder denge... ama bu artık bundan vazgeçilmeyecek. Erdem Bey çok net söylüyorum size. Tacikistan'da bir model var. Tacikistan iç savaş yaşadığı zaman İmam Ali Rahman çıktı, bütün savaşın unsurları yendi ve ülkenin birliğini sağladı. Tacikistan'da oldu. Bakınız yenerek sağladı. Bugün Esad ne yendi ne yenildi ve sağlayamıyor. İşte o da onu da devremiyorlar. Devirselerdi belki başka bir sonuç çıkardı. Bak devirselerdi belki ilk bir yılda devirselerdi Suriye bu noktaya gelmezdi belki. Devirmediler. İstemiyorlar ya şunu nasıl anlatalım biz dış politika? Ya bazen bir şeyi çözmemek de bir stratejidir. Kimin yaklaştığına bağlı. Belki de çözemiyorlar. Hayır çözmemek de stratejidir. Tabii o da olabilir. Amerika mı çözemiyor? Amerika bugün PKK'ya ultimatum versin. Bunu Membiç'i terk edeceksin. İki saat sonra terk eder. Tamam terk eder ama çözebilir mi Suriye sorunu? Irak çözemedi. Çözer. Bakınız burada bu unsurları elinde bulunduran, bunların dizginlerini elinde bulunduranlar çözmek istemiyorlar. Uzanmasını Amerika istiyorlar. Amerika zayıflamadı mı bölgede? Sebep yani bu tam aksine güçlendi.
Rusya güçlendi. Amerika'nın Suriye'de bir tane çakıl taşı yoktu. Geldi bugün üsler elde etti. Koskoca bölgeye yerleşti. Rusya'nın hiçbir şeyi yoktu Suriye'de. Geldi üsler elde etti. Askerlerini konuşlandırdı. Anlaşmalar yapıyor. Bugün Esad Şam'da Rusya'nın adeta bir noktada şeyi haline geldi. Figürü haline geldi. Şimdi böyle bir noktaya gelindi. Adamlar hemen çözseler bunları bütün yarın Suriye ama sorunu çözdüler. Şu da demek doğru değil ki. Yani şöyle olmaz mı? Mesela Esad'a ya kukla ya da ne bileyim işte bir kontrol mekanizması diye bakıyoruz ama PYD'yi aktör olarak görüyoruz. Bu da bir hata değil mi? Yani Esad PYD karşı tarafında Esad bir devlet, nihayetinde Esad bir devlet yönetiminin başındaki isim daha doğrusu. Bakın, Suriye devleti ve Suriye ordusu. Ben onu öyle bir şey demedim. Hiç ya, o hani kelimeyi kullanmadım. Kukla açısından söyledim. Şöyle kukla olabilir dedim. Yani öyle görebilirsiniz. Ama bugün dediğiniz gibi PYD de bir kukla. Bunlar bakınız burada bir çözüm şu. Bunu alayım ondan sonra bunu isteselerdi alayım. Şimdiye kadar çözerlerdi. Hayatlarında bulamayacakları bir ortam buldular. Kaosu sürdürmek ve yerleşmek. Peki. Sarı Yılmaz buyurun. Yani Doğu şimdi, Akdeniz'e giremedik. Estağfurullah. 4-5 dakikamız var buyurun. Şimdi şöyle zaten Öztürk Bey Esed'le ilgili cevabı kendisi verdi. Yani Rusya'nın kuklası ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası olan bir adamla görüşmemize gerek yok. Zaten sahibiyle şey görüşüyoruz. Hocam ben hiç öyle bir şey demedim. Figür mesela. Figür dedim bakın. O da figür. Şu anda Türkiye'de Suriye dosyasında figür oldu. Rusya diyor ki gel burada yapacağız gidiyor. Öyle şöyle yapalım. Zamanı fazla şey, kalmadı siz de sözümü kesmeyin. Siz aynısını söylediniz için. Yani kendinize de uymuyorsunuz. Hem bana kesmeyin diyorsunuz. Ama benim üzerinden gitti. Ya aynı şeyi siz de yaptınız hocam dediniz. Biz bir figürle görüşmeye ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü o biz figürü... Biz diyor bakınız biz. Türkiye, biz Türkiye'yiz siz, ya. Biz Türkiye'yiz ya. Biz Türkiye'yiz hocam. Yani sen Türkiye açısından söylüyorsun. Hayır biz Türkiye'yiz. Biz öyle değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak öyle görmüyoruz. Biz Türkiye olarak herkesi kastediyorum. Sizin gibi hani AK Partili şeyli olarak ayırmıyorum ben. Tabii, biz tabii. Bütün Türkiye'yiz. Türkiye olarak bakıyoruz. Türkiye olarak Esad'la birleşmek istiyoruz hocam. Ya yani şöyle anlaşmak bakın. İstiyoruz. Hayır, bir figürle niye görüşecek ya Türkiye? O figürü kullanan Rusya ile görüşüyor. Figür olabilir mi? Yani siz söylediğiniz için hani siz de dediniz. Ben itiraz ediyorum ısrarla. Ha, ben figür olduğunu katılıyorum. Figür. Öztürk Bey'in dediği gibi figür, bir kukla o. O kuklayla Türkiye'nin görüşmeye ihtiyacı yok. Zaten Rusya ile İran'la görüşüyor. Yani Türkiye Rusya ile görüştüğü zaman Esed buna itiraz ediyor. Hayır bu olmaz. Böyle bir şey yok. Şimdi yani aslında şey zamanınız yani. Olmadığı için aslında girmek istemiyorum ama emperyalist bir savaş var ve bütün ülkeler oraya gelmiş ve tek başına mücadele verdi 2013'e kadar. Sonra Rusya geldi eklendi. Ama bakın bir örnek. Yani lütfen Suriye'yi bu kadar şey yapmamak da. Bakın doğru. Yarın Erdoğan, Sayın Erdoğan hocam, desin ki. Hocam ben konuşayım da bitireyim ben. Yarın Esad'la görüşüyoruz. Ben. Hocam da ertesi günü görüşelim diye. Peki tamam. Onu anladım. Peki. Bakın siyasetçi görüşüyorum diyebilir ama ben Esed'in bu katliamları, binlerce insanları öldürdüğünü hala söyleyeceğim. Bu konuda yanılıyoruz. Tamam. Buyurun şey devam edelim. 2-3 yani. Dakikamız bir, var olduğu için söylüyorum. Bakış zaman kaybettim. Yanlış sizin. Peki. Buyurun. Onu söyleyeyim. Bir ikincisi var burada. Ben de biriz. Bir ikincisi yani Öztürk Bey konuşmanın program başında dedi ki güvenlik sorunumuz var. Bizim tabii ki bu operasyonu yapmamız gerekiyordu. Hatta geç bile kaldık. Doğru. Geç kalmış olabiliriz. Sonra da dedi ki orada şehitler veriyoruz. Ya biz sihir yaparak mı orayı kurtaracağız? Tabii ki bir mücadele var. Onlar vatanının güvenliği için. Bakın çarpıtmayın hocam. Ben yani, şöyle dedim. Dedim ki bunların hiçbir tanesi olmazdı Suriye'deki bu pisliği açmamış olsaydık dedim. Peki. Hayır. Yoksa hocam, son cümlenizi alayım. Çünkü bir dakikam kaldı. Şunu söylüyorum son cümle olarak. Türkiye doğru bir yolda gidiyor. Türkiye bu Suriye'deki barış sadece Suriye'de değil bakın. Türkiye'nin Rusya ile işbirliği sadece Suriye'de değil. Aynı zamanda Karadeniz'de, aynı zamanda diğer Akdeniz bölgesinde kendisini hem güvende hissetmesi sağlayacak hem de iki ülkenin çıkar ilişkisi doğrultusunda kazanmasını sağlayacak. Peki. Onu söyleyebilirim. Peki. Ha ABD bir yol deneyebilir. Dönüş yapıp Türkiye'yi yeniden kazanmak için yeni stratejiler üretebilir. Böyle bir ihtimal de var. Peki. Şimdi biz zamanımız kalmadı Üsküp'ü ama yani varsa çok kısa alayım ama çok kısa lütfen. Ben şahsen şunu görüyorum. AKP'nin anlayışında hep başka ülkeler kandırdı bizi.
İşte onlar bizim dediklerimizi er veya geç anlayacaklar. Bizim dediklerimizin doğru olduğunu görecekler şeklinde böyle dış politikada yeri olmayan, normalde bu işin pratiğini bilen insanlar tarafından da ancak gülümsemeyle karşılanacak sözler kullanılıyor. Şunu söyleyeyim, asla ve asla dış politikada hata kabul etmez. Peki. Etmez. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Verimli olduğunu düşündüğüm anlar, olmadığını düşündüğüm anlar var. Tartışma olacak tabii. Tartışma olacak yani, tabii. Her şeyde anlaşmamız gerekiyor. Tabii tabii. Ama şimdi verim açısından şöyle bakıyoruz. Yani anlaşamadığınız zaman hemen işte sen AKP'sin, AK Parti'sin diye suçlamak. Hocam şöyle yapalım. Yani. Zaman bitti, ben hemen onu kapatacağım. Doğruları söylemek illa ki AK Partili. Cumhuriyet Halk Partisi. Peki. Ya doğruları söylüyorsunuz. Salih Hocam. Salih Hocam. Şöyle yapalım, hemen o zaman bitirelim. Başkent Kulisi'nin bu hafta sonuna geldik. Normalde bu kadar tartışma olmuyordu ama en azından iç politikaya girince böyle tartışmalarda yaşanabiliyor. Evet. Dış politikada da yaşandı. Haftaya Emin Gürses, Profesör Doktor Emin Gürses'te programımız var ama Perşembe günü de, haftaya Perşembe günü de, yani Emin Gürses'te yapacağımız programın bir gün sonrasında da Beyazıt Karataş konuğumuz olacak. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar dilerim. Her Başkent Kulisi'ndeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim Suriye'nin topraklarını kurduk, biz bu cumhuriyetin. Mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmaz. Darbecilerle aynı çizgiye düşmek demek. Atmasını da bilir. Genel olarak da çok önemli değerlendirmeler.